Haber Merkezi programından iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Emre Aşen. Evet, bu Haber Merkezi programında dış politika konuşacağız efendim. Ukrayna-Rusya gerilimi üzerinden bölgede yaşanan gelişmeleri konuşacağız, değerlendireceğiz, anlamaya ve anlatmaya çalışacağız sizlere. Çok değerli konuklarım olacak tabii bu programda kuşkusuz. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin bizlerle birlikte olacaklar. Sayın Pekin, hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok mersi. Evet, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail Bey de bizlerle birlikte olacaklar. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ve Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Mehmet Perinçek aramızda olacaklar. Efendim siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, gazeteci, Doğu Avrupa uzmanı, Rusya-Batı çatışmasından Fener Rum Patrikhanesi adlı kitabının yazarı Deniz Berktay da aramızda olacaklar. Ama anladığım kadarıyla şu anda hazır değil mi arkadaşlar? Tamam. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız hazırlayacaklar. Kendisi de programımızda olacak. Bunu da belirtmiş olalım. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'le başlamak istiyorum eğer izniniz olursa Sayın Pekin. Şimdi 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yapılan açıklamalar üzerinden başlayalım. Sonra ayrıntılara geçeriz. Şimdi NATO Genel Sekreteri Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırı girişiminde bulunması halinde hem siyasi hem de ekonomik sonuçlar olacağını ifade etti. Bu yönde bir açıklamada bulundu. Daha sonra İsveç'te AGİT toplantısı gerçekleşti. Burada da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir açıklaması oldu. Benzer bir dil ve ağız kullandı. Ukrayna'nın saldırı tehdidi altında olduğunu söyleyerek bunun çok ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti efendim. Ve en son yine yakın zamanda Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırısı karşısında çok sayıda Rus askerinin öleceğini ifade etti. Ve tabii en son geldiğimiz noktada Biden-Putin görüşmesi gerçekleşti. Bu görüşmeyi de değerlendirmenizi isteyeceğim. Şimdi tüm yapılan bu açıklamalara baktığımızda sanki Rusya'dan Ukrayna'ya yönelen bir tehdit varmış gibi açıklamalara, ifadelere rastladık. Oysa tehdit bugün NATO üzerinden, NATO'nun destek verdiği Ukrayna üzerinden ve en nihayetinde bunları kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiyor mu sizce? Buyurun. Yani önce şunu söyleyeyim, ben tabii sadece Stoltenberg, Blinken değil. Bu arada Almanya'nın yeni başbakanı da yeni bir açıklamada bulundu bu konuyla ilgili. İşte herkes kendi sınırları içerisinde güvenli bir şekilde yaşamalı şeklinde. Yine o von der Leyen komisyon başkanı galiba Avrupa Birliği'nin, o da yine bunun sonuçları çok ağır olur diye Rusya'yı tehdit ediyorlar. Ama bütün bunlara baktığımız zaman söyledikleri şu, biz asker bulundurmayacağız, asker göndermeyeceğiz, asker takviyesi yapmayacağız ama Rusya'ya ekonomik olarak bir takım yaptırımlarda bulunacağız gibi tehditleri var. Şimdi olaya baktığımız zaman aslında baştan itibaren, yani 90'lara gittiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yani Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Varşova Paktı'nın dağılması ertesinde hemen Doğu Avrupa ülkeleri yavaş yavaş NATO'ya alındı. Hatta 1990'da 91'de galiba sanırım Polonya'da bir de silahlı kuvvetlerin demokratikleşmesi azalttığı bir üniversite kuruldu. Bir enstitü kuruldu. O enstitüye bütün o Doğu Avrupalı subaylar gönderildi, siyaset adamları gönderildi ve sonuçta bugüne geldiğimizde en son işte Bulgaristan'ın vesairenin NATO'ya girmesiyle birlikte Doğu Avrupa'da NATO'ya girmeyen çok fazla ülke kalmadı. Yani baktığımızda herhalde şu anda Kosova var, ondan sonra Makedonya sonra girdi, en son isim değişikten sonra Kuzey Makedonya olarak. Ondan sonra yine Sırbistan var, sanırım Bosna Hersek var. Yani Rusya'ya doğru, devamlı Doğu'ya doğru NATO genişliyor. Bu Doğu'ya doğru genişleme konusu en son renkli devrimlerle birlikte Ukrayna'ya bulaştı. Önce Gürcistan'a, sonra Ukrayna'ya bulaştı. Gürcistan'da Rusya müdahale etti. Yani mecburen müdahale etti. Çünkü hem Abhazya'da hem de Osetya'da, Güney Osetya'da galiba sorunlar vardı. Şöyle kaç birinin, Amerika'nın yine böyle bir konuda Amerikalıların deneme maksatlı olarak şöyle kaç biri kullandıklarını değerlendirdim. Rusya'nın tepkisini ölçmek üzere ve Rusya girdi. Hatta Kipiz'e doğru ilerliyordu. Sonra telefonla o zamanki ABD Başkanı konuşmak suretiyle durdurdu taarruzu, geri aldı ama sonuçta Osetya ve Abhazya oldu. Özerk hale geldi. Zaten özerklerdi. Özerk hale geldi ve çıktı. Gürcistan'ın bütünlüğünden çıktı. Siyasi bütünlüğünden çıktı. Şimdi aynı şeyi Ukrayna'da denediler. Denemeye kalktılar. Aradan 6 sene geçti. Ukrayna bu konuda yani yine Rusya'nın ve Batı'nın teşvikiyle maalesef yanlış bir yaptı ve sonuçta Kırım konusunda biliyorsunuz Kırım Rusya için çok önemli. Önemli şu, orası Karadeniz'de Karadeniz donanmasının üst bölgesi ve hatta Ukrayna ile Rusya arasında sanırım 49 yılında bir de anlaşma yapılmıştı. Hatta bu haber yapılmıştı anlaşma. 2014'teki olaylar başlamadan evvel yapılan bir anlaşma vardı. Ama buna rağmen böyle bir meydana geldi, olay meydana geldi ve sonuçta Kırım'a Rusya evet. Bir şekilde aldı. Donbas bölgesinde de başladı. Ne diyelim? İç karışıklık başladı. Donbas bölgesi içeride karşı. Çünkü Donbas bölgesi yani Rusya'nın daha doğrusu Ukrayna'nın doğusu bildiğimiz gibi daha çok Rusya'ya yakın, Rusça konuşan bir yer. Kömür madenleri var. Ağır sanayinin olduğu bir yer o bölge. Ve sonuçta Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusu gündeme geldi yine Gürcistan'dan sonra. Bu konuda Rusya hassasiyette yani böyle bir şeyin olamayacağını söylüyor. Olamayacağını söylemesinin sebebi şu. Ukrayna NATO'ya girdiği zaman arada tampon bölge kalmıyor ve sonuçta Rusya oraya Ukrayna'ya konuşlandıracak silahlar ve füzelerle Rusya'ya diyor ki beni 7 dakikada buradan vurursunuz. Dolayısıyla benim güvenliğim tehlikede, bekam tehlikede. Bu defa ve defalarca sayın meseleler olmaz. Sonuçta Ukrayna Kırım karar aldı. Rusya'ya katıldı Kırım Cumhuriyeti olarak. Donbas'ta da devam ediyor. Şu andaki faaliyetler, iç savaş demeyelim de iç çatışma devam ediyor. Yani savaş ağırlık devam ediyor. Şimdi böyle baktığımız zaman NATO'nun devamlı Rusya'ya doğru bir ilerlemesi, bir genişlemesi var. Ve yıllardan beri de yani ben hemen hemen 90'ların sonundan itibaren Türkiye'yi de teşvik ediyorlar. Türkiye'yi de Karadeniz'de Rusya'yı çerçeveleyecek şekilde Karadeniz havzasında Rusya'yı sıkıştıracak şekilde tedbir alması konusunda Türkiye'yi de teşvik ediyor. Ve Türkiye bu konuya ısrarla karşı çıkıyor. Yani genişletilmiş Karadeniz projesi kapsamında Karadeniz'den Hazar'a, ondan sonra Güney Kafkasya'ya geniş bir alan, hatta Türk dünyasına kadar geniş bir alanda Türkiye'yi kullanmak suretiyle Rusya'nın sıkıştırılması isteniyor Türkiye'den. Türkiye buna ısrarla karşı çıkıyor. Çünkü sonuçta Rusya ile arasının bozulmasını istemiyor. Büyük bir komşusu var. Bu iş böyle devam ediyor. Ve sonuçta geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Bir taraftan Rusya ve etrafındaki ülkeler, Rusya diyorum, Ukrayna ve diğer ülkeler, Batı ülkeleri bağırıyorlar. Rusya Ukrayna'yı tehdit etti, şunu yaptı, bunu yaptı falan diye. Ama sonuçta baktığımızda kendileri devam ediyor bu işe. Bunun adı demokrasi ya da bunun adı farklı bir şey. Sınırların güvenliği adı altında. Rusya'ya doğru ilerliyorlar. Rusya da ısrarla bu bölgede hassasiyetin olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama anlamıyorlar. Gene bir defa daha deneme yaptılar. Şimdi gene deneme yaptılar. Evet. Baktılar ki toparlayalım Sayın Hakkı Pekin. Evet. Evet. Bu denemede de şunu gördüler. Rusya hazır sadece Doğu Akdeniz'e ya da düzeltiyorum Doğu Avrupa'ya ve Baltıklara silah yığmakla Balkanlarda Yunanistan'ı lider yapmakla Balkanlarda dede ağacı kullanmak kötü. O bölgeye silah yığmakla bu işi işlesen gelemiyorlar. Onun için Rusya bugün bir taarruza karar verdiği zaman karar harekatını durdurmaları mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir zayıflıkları var. Onun için Türkiye'yi ısrarla bu bölgeye sokmaya çalışıyorlar. Bu tabii iki şekilde yorumlanabilir. Karşı taraf savaş mı istiyor? Hayır. Bana göre kriz çıkartıyor. Kriz çıkarttığı için Rusya'nın bekasıyla oynamaya çalışıyor. Ve bu kriz sonucunda da bölgede kendi yığınağını hakkı çıkartmaya çalışıyor. Kendi yığınağını kontrol etmeye çalışıyor ve yine bu işte şey mücadelesine, sonra eninde sonunda geliyoruz. Bu hegemonik mücadelede ön almak için Doğu Avrupa'yı kendi kontrol altında bulunduruyor. Ve böylece Rusya'yı da çevrelemeye çalışıyor. Bütün sorun evet. Bu. Yani buna baktığımız zaman şeydir. Yani bazen insan aklına gelir. Hem bağırır, küfreder insanlar. Konuşacağız daha. Evet. Dayak yedikleri zaman da bas bağırır, ağlamaya başlarlar. Yani Avrupa'nın hali, Amerika'nın hali ona benziyor biraz. Benim ilk turda söyleyeceklerim bunlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz elbette. Sayın İsmail Bey, şimdi Ukrayna ve Rusya gerilimini konuşurken NATO'nun genişlemesini, Kırım'ı elbette konuşacağız. Türkiye'nin izlediği siyaseti ve izlemesi gereken siyasetlerin ne olacağını konuşacağız elbette, ama önce dilerseniz bu yapılan açıklamalar üzerinden ilerleyelim. Konuları başlık başlık anlatmanızı isteyeceğim sizlerden, sevgili konuklarımdan. Şimdi size göre bu yapılan açıklamalara baktığımızda bölgede esas tehdit nereden geliyor? Karşı tarafında dediği gibi burada bölgede gerçekten Rusya mı tehdit? Yoksa NATO'nun, Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği emperyalist güçlerden mi geliyor? Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Yani burada biraz netleştirmemiz lazım gerçekten de. Her iki taraftan tehdit geliyor. Yani ne anlamda tehdit gelir? Bir rekabet var. Yani hala soğuk savaş bitse de yani soğuk savaş zihniyetiyle hareket edilen taraflar vardır. Bunu yaparken aynı zamanda tabii ki uluslararası hukuku da unutmamamız gerekiyor. Şimdi NATO'nun genişleme meselesine gelince 90'lardan söz edildi burada. Ama unutmamak gerekir ki yani 90'larda zaten Rusya Federasyonu Yeltsin başkanlığında NATO ile işbirliğine pek sıcak bakıyordu. Neredeyse teşvik ediyordu yani Batı'dan para alma karşılığında. Yani o kadar kritik durumdaydı Rusya. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Yani NATO-Rusya ilişkiler o dönemde oldukça sıcaktı. Hatta bunun sayesinde Rusya G8 üyesi oldu, Dünya Bankası üyeliğine seçildi ve diğer mesela. Problemler daha sonra çıkmaya başladı. Yani Putin'in iktidara gelişiyle daha farklı politikanın ortaya atılması, yani anti-Batı politikaların yürütülmesi ve diğer mesele. Öte yandan Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı çözülürken, yani daha doğrusu sonunda çözülürken NATO böyle karar almadı. Yani böyle bir hava yaratılmaya çalışıyor ki sanki daha önce NATO'nun aldığı kararlar doğrultusunda NATO bırakılacaktı. Gerçi bu tartışmadır bugün. NATO neye lazım, ne için lazım, o ayrı bir konu. O tabii ki farklı bir konunun gündemi. Ama yani bu meseleler de bilinen meselelerdir. Yani o Ukrayna meselesine ve Gürcistan meselesine de gelince burada biraz bazı şeyleri de netleştirmemiz lazım. Rusya biliyorsunuz ki Sovyetler dağılırken dondurulmuş çatışmalar meselesi var. Bu Karabağ meselesi vardı Azerbaycan'da. Gürcistan'da iki ayrılıkçı bölge vardı. Transdniester bölgesi sorunu var. Bugün tabii ki Ukrayna'da Ukrayna'nın doğusu ve Kırım meselesi de ortaya çıkmış oldu. Şimdi Kırım Rusya için çok önemli olabilir. Tabii ki Rusya orada bir anlaşma yapmış ama uluslararası hukuka göre ve iki ülke arasında Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmaya göre de Kırım Ukrayna'nın bir parçası ve orada tek başına Kırım referandum yapamaz yani. Evet. Bu Ukrayna yasalarına da aykırı. Dolayısıyla yapılan referandumda da zaten bağımsızlık meselesi gündemde değildi. Yani o ayrı bir konu. Tamam, burada derinliğine gitmeyelim. Yani yapılan tüm işlemler uluslararası aykırı meseledir. Yani bunu unutmamak lazım. Türkiye'de bu açıdan Kırım'ın Ukrayna bağlılığını her platformda savunmaya çalışıyor. Şimdi bizim kuzeyimizde ciddi bir rekabet söz konusu. Yani bu hem ekonomik olarak yayılmakta olan bir Batı bölgesinin, özellikle Amerika'nın serbest ticaret bölgesini oluşturmaya çalıştığı, ta Donbas'a kadar geniş bir arazide başlayan bir kriz, daha sonra böyle bir sıcak çatışmaya dönüşerek bugünkü haline gelmiş durumda. Yani bir taraftan Batı ülkeleri ve burada Avrupa Birliği'nin komşuluk politikasını da unutmamak gerekir. Yakın komşuluk politikası da aynı şekilde. Yani Rusya ile sınırdaş olan, aynı zamanda Avrupa ile sınırdaş olan ülkeleri yanına çekerek, onlara herhangi bir statü vermeden bir nevi Avrupa Birliği jeopolitik alanına çekmeye çalışma çabaları vardı ki, ilginç olanı da söyleyeyim size, o dönemde zaten bu çabaları yürüterken Ukrayna başında duran Yanukovic de Rus yanlısı bir yöneticiydi. Yani Rusya bunu bile gözünden kaçırılmış bulunmakta. Ve bu tür Batı'nın hassas oyunları doğrultusunda oyuna gelmiş bana göre, yani oyuna getirildi ve Rusya yapabileceği bir iş yaptı. Yani zor kullanarak kendi meselesini dikte etti. Ama burada ne oldu? Şimdi tabii ki Ukrayna'da baş verenlere bir de Türkiye çerçevesinden bakmamız gerekiyor. Bizim açımızdan biz uzun yıllar Karadeniz bölgesinde bir iç deniz meselesiyle dengeleri korumaya çalıştık Rusya ile işbirliğinde. Rusya tabii ki Kırım'ı işgal ve ilhak ederek bu dengeleri kendi lehine çevirmeye çalıştı. Ama karşılığında ne oldu? Dengeler lehine mi çevirdi? Ben düşünmüyorum. Tam aksine. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO üyelerinin buraya açık şekilde müdahalesine neden oldu ve burada sürekli olarak rekor üzerine kırılan askeri tatbikatları gerçekleşiyor. Öte yandan Polonya gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi Doğu eski sosyalist ülkeleri ciddi tedirginlik yaşamaya başladı. Baltık Cumhuriyetleri de özellikle. Burada bir şey de hatırlatmak istiyorum. Mesela uçak krizi döneminde, Türkiye'de yaşanan uçak krizi döneminde Rusya Türkiye'yi tehdit etmiyordu. Tehdit ettiği 3 Baltık Cumhuriyeti'ydi. Yani olası herhangi bir çatışmada Baltık Cumhuriyetlerine saldıracağını ifade ediyordu ve bu işte gizli saklı bir açıklamada değildi. Yani bugünkü gündem bu şekilde. Yani her iki tarafın bir güç gösterisi, gövde gösterisi sonucunda bölgede bu tür oyunlar oynanır. Ben tamamen katılıyorum komutanıma ki yani bu meselede Amerika Birleşik Devletleri özellikle Batı ile devletlerle birlikte Türkiye'nin Rusya karşıtı bir politika takip etmeye zorluyorlar. Halbuki Rusya Türkiye'nin komşusu ve biz istesek de istemesek de bu komşuyla işbirliği içerisinde olmamız gerekir. Dolayısıyla Avrasya'nın iki büyük ve güçlü devletinin bölgede istikrar ve barış içinde yaşaması aslında bölgeye istikrar getiriyor. Yani bu böyle diyelim de yani Avrasya bölgesinin kaderi bir nevi bu iki ülkenin yani Türkiye ile Rusya'nın İşbirliğinden geçer. Ne kadar biz işbirliğini pekiştirirse bölgede istikrar daha fazla olur. Evet. Ne kadar çatışırsa sorunlar daha da artar. Yani dediğim gibi burada ben kim haklı kim haksızdan daha ziyade baş veren gerçeklerinde her iki tarafın bir gövde gösterisi yaparak kendi gücünü pekiştirmeye çalışıyor. Yani düne kadar Rusya mesela ciddi şekilde NATO karşıtı herhangi bir söylem ileri sürmüyordu. Yani düne kadar dediğim tabii ki tarihi süreç anlamında söylüyorum da ama son yıllarda ciddi şekilde NATO'nun genişlemesi bir problem haline gelmiş Rusya'da. Öte yandan şunu da ifade etmem lazım. Yani tabii ki füzelerin yerleştirmesi, diğer meseleler hoş bir şey değil. Ama şu anki teknoloji öyle bir askeri teknoloji öyle gelişmiş ki yani ister sınırda olsun, ister sınırdan 100 kilometre, 200 kilometre, 1000 kilometre ötede olsun hedefler çok basit şekilde vurulabilir. Yani teknolojinin özellikle nükleer başlıklı füze sistemlerinin yani kapasitesi ve gücü artık gerçek anlamda boyutunu aşmış şekilde. Bu nedenle ben yani bunun sadece bir gövde gösterisinden ve bir karşılıklı tehdit meselesi olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi ülkeye silah yerleştirme sadece orada bir soğuk savaş döneminden kalma güç gösterisidir. Yani dediğim gibi. Maalesef bu konuda Rusya biraz geç kalır. Çünkü nedeni şu, yani ekonomik olarak zayıflamekte, öte yandan teknolojik olarak da geri kalmakta ve bugün Rusya ciddi anlamda ne kadar da işbirliği pekiştirmek istesek cazibe merkezi değil. Yani onu unutmamak gerekiyor. Komşu ülkelerinden sorunlar da yaşamakta maalesef. Yani biraz da Rusya'nın bana göre eski o coğrafyası yani post-Sovet denilen coğrafyadaki ülkelerle böyle politikasını revize ederek daha farklı politikalar takip ederse bu ciddi sorunlar yaşanmayacak diye düşünüyorum. Öngörüler sıcak bir çatışmanın olmayacağı yönünde. Siz nasıl görüyorsunuz? Herhangi bir çatışma olası mı size göre acaba? Yani tabii ki uzman olarak tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmalıyız. Yani bu tür meseleler bir satranç oyunudur. Yani hamlelere karşı kontrahamleler olması, karşı hamleler olması lazım. Bu projeler çizilmesi gerekiyor. Yani çatışma en kötü ve en olumsuz senaryodur. Ben Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in deneyimli olduğunu ve çok ciddi bilgilere sahip olduğunu, Rusya devletinin ekonomik durumunu, sosyo-kültürel veya diğer meselelerdeki durumunu çok iyi bilen bir politikacıdır. Dolayısıyla çok ciddi risk alıp topyekün bir savaşa girme ihtimalini zayıf buluyorum. Ama dediğim gibi hiçbir şey istisna değil. Yani durum karşılıklı hamlelere bağlı. Yani unutmamak gerekiyor. Ama ne olursa olsun bizim kuzeyimizde böyle bir gerilim olması Türkiye'nin çok da işine yaramıyor. O nedenle çeşitli senaryoların düşünülmesi, işlenilmesi ve öngörülmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın İsmail. Sayın Mehmet Perinçek'e de soralım o halde. Rusya'yı bölgede esas tehdit olarak göstermekle yapılan açıklamalara baktığımızda ne amaçlanıyor? Burada bir hedef saptırma mı var? Ve siz de bir sıcak çatışma olasılığının doğacağına inanıyor musunuz? Buyurun efendim. 1990'lardan sonra, yani Sovyetler Birliği'nin dağıldıktan sonraki sürece baktığımızda ve bugüne kadar gelen sürece baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya projesini dayattığını ve bunu da buradaki kendi dünya jandarmalığı rolünde korumaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu amaçla da birçok noktada sadece Doğu Avrupa'da değil, Orta Doğu'dan diyelim Afganistan'a kadar, Asya'nın içlerine kadar çok farklı coğrafyalarda, hatta Güney Amerika'yı da dahil edebiliriz, saldırgan bir politika izlediğini görebiliriz. Şimdi Doğu Avrupa özelinde veya Ukrayna meselesi özelinde baktığımızda da 1990'larda tabii Varşova Paktı dağılırken Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasında da çeşitli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde Varşova Paktı'nın dağılması karşılığında da artık NATO ve ABD Almanya'nın daha da doğusuna doğru ilerlemeyeceğine dair Rusya'ya o zaman ya da Sovyetler Birliği yöneticilerine o zaman çeşitli sözler verdiler. Hatta bu görüşmelerin zabıtları da yayınlandı. Tabii verilen sözlerin hepsi sözlüydü. Hiçbir şekilde yazılı anlaşmalar yapılmadı. O ayrı. Bu sözleri de Sovyetler Birliği yöneticilerinin o zaman kabul etmiş olmaları veya kaba tabirle yutmuş olmaları da ayrı bir mesele, ama en azından bu noktada verilmiş sözler var. Fakat 1990'lar sonrasına baktığımızda Sayın Hocamız da Sayın Komutanımızın da ifade ettiği gibi NATO'nun sürekli olarak doğuya doğru verdiği sözün aksine genişlediğini görüyoruz. Eski Varşova Paktı üyeleri ülkelerin NATO'ya katılması söz konusu oldu ve en sonunda da artık Ukrayna ile Gürcistan'ın da NATO'ya girmesi konusu gündeme geldi. Tabii NATO'nun bu genişlemesi açık olarak Rusya'ya karşı bir hamle. Her zaman işte o söyledikleri uluslararası terörizm vesaire gibi diyelim çeşitli hayaletlerin, şunların, bunların o bölgede olması da söz konusu değil. Dolayısıyla Rusya'nın sınırlarına doğru ABD'nin ve NATO aygıtının ilerlediğini görüyoruz. Buna paralel olarak, yani bir silahlı tehdide bağlı olarak renkli devrimler söz konusu oldu. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren Ukrayna'da, Gürcistan'da işte Kadife Turuncu devrimler gerçekleşti. Kırgızistan'da yine bunun denemeleri oldu. Ermenistan'da o dönemlerde bunun denemeleri olmuştu. Azerbaycan'da yine çeşitli adımlar vesaireler atılmaya çalışıldı. Bütün bunların hepsi de yine oralarda Amerikan veya Batı destekli hükümetlerin iktidara getirilmesi amacını taşıyordu. Bu renkli devrimlerin arkasından Maydan gibi Ukrayna'da tabii çok daha neonazi unsurların da içinde rol aldığı çeşitli iktidar değişikliklerin olduğunu yine görebiliyoruz. Bunların hepsi de Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Rusya'yı kuşatma planı, aslında tabii sadece Rusya değil, bu kuşatma planına Türkiye'yi de başka bölge ülkelerini de katabiliriz ama hani bu Ukrayna krizi meselesinden değerlendirirken Rusya'yı kuşatma planının bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin temel hedefi neydi? O Orta Asya'daki enerji kaynaklarını ve enerji yollarını kontrol altına almaktı. Bunu başarabilmesi için de bölgedeki köklü devlet geleneğine sahip olan, büyük askeri güce sahip olan, ekonomik anlamda yine kendisiyle rekabet edebilecek Rusya, Çin gibi ülkelere diz çöktürülmesi gerekiyordu. Yani siz o bölgede enerji kaynaklarını ve enerji yollarını ele geçirecekseniz buna Rusya'yı ve Çin'i razı etmeniz lazım. Yani tırnak içerisinde razı etmekten bahsediyoruz. Bunu nasıl yapacaksınız? Ya silahla korkutarak yapacaksınız, ya bölüp parçalayarak yapacaksınız, ya da onları kuşatarak nefes alamaz hale getirerek yapacaksınız. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin 90'lardan beri izlediği strateji işte bu amaca yönelikti. Renkli devrimler, NATO'nun genişlemesi, son dönemde sadece Karadeniz'e yapılan yığınak değil, Yunanistan'a yapılan yığınağa bakıyorsunuz. Yunanistan'ın yapılan yığınakları da Rusya kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor. Hatta Peskov geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitti. Orada birçok görüşmeler yaptı. Çeşitli Yunan basınına da demeçler verdi, röportajlar verdi. Oralarda da açık bir şekilde Yunanistan'daki Amerikan varlığını ve Yunan gemilerin Karadeniz'deki faaliyetlerinde yine kendilerine yönelik bir tehdit olarak ifade ettiler. Tabii burada NATO'nun rolüne de dikkat çekmek lazım. Yani ABD'nin yaratmak istediği bu Rusya korkusunun altında yatan nedenleri bulmak açısından. Bir taraftan tabii bir Rusya korkusu yaratmak, nasıl Saddam Hüseyin'in elinde işte kitle imha silahları vardı. Bunları attı mı milyonlarca insanı öldürebilecekti. Bu bahaneyle Irak o dönemde işgal edildi ve bunların yalan olduğunu daha sonra ABD'nin en üst düzeydeki yöneticileri dahi kabul etmek zorunda kaldılar. Bugün de bir taraftan tabii bir Rusya korkusu yaratarak dünya kamuoyunu buna ikna etme fikri var ya da nedeni var. Ama diğer taraftan da NATO'nun aslında bugün kurulmasının altında yatan esas neden kalktı. NATO neden kurulmuştu? Bir komünizm tehdidi gerekçesiyle kurulmuştu. Bugün bakıyoruz Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra böyle bir tehditten söz etmek mümkün değil. 1990'lardan sonra artık ABD NATO'yu kendi NATO içerisindeki kendi müttefiklerini kullanmak, kendi amaçları adına kullanmak ve bununla birlikte de onların ayrı bir kutup olarak ortaya çıkmasını engellemek amacıyla kullandığı bir aygıta dönüştü. Neydi? Avrupa ayrı bir kutup olarak ortaya çıkmasın, kendisine rakip olmasın. Diğer taraftan da Avrupa'daki güçler, NATO'daki güçler ve yönelik çeşitli kendi planlarını gerçekleştirmek için çeşitli hedefler yapacak, çeşitli tehditler yaratacak. Onları da bu amaçla kullanacak. Şimdi bu olayda da aslında bunu görüyoruz. Çünkü Avrupa'nın son dönemde Rusya'ya sıkı bir ilişki içerisine girdiğini, enerji anlamında çeşitli projeler geliştirdiklerini, Kuzey Akımı 2 projesiyle Rusya, Almanya, Avusturya vesaire gibi ülkeler arasında çok ciddi stratejik bağların kurulduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yaratmak istediği istikrarsızlık da ne Avrupa'nın merkez ülkelerinin işine geliyor, ne Rusya'nın işine geliyor. Bu noktalarda da aslında belirli yakınlaşmalar olduğunu görebiliyoruz. İşte bu yakınlaşmaları bozmak için de NATO kullanılıyor ve ABD'de kendi atına koşturmak için Avrupa ülkelerini Rusya Ukrayna'yı işgal edecek şeklinde çeşitli diyelim şeyler ortaya, hayali bazı projeler, planlar ortaya koyuyorlar. Peki bir çatışma olabilir mi sorusuna da cevap vermek açısından bir çatışmanın olup olmayacağı tabii daha çok Batı'nın yapacağı, alacağı tavra bağlı. Bununla birlikte Türkiye'nin alacağı tavır da burada çok önemli. Çünkü bakın Gürcistan 2008 yılında işte o 08 Ağustos 2008'deki kısa olsa da bir savaşta Batı'nın kendisine vaatlerine ve kendisini gaza getirmesine izin verdi ve bunlara inandı ve sonuçta hem bölgede bir savaş yaşandı ama diğer taraftan da ağır bir yenilgiyle de Gürcistan karşılaşmış oldu. Yani bakın Amerikalılar pışladılar, tabiri caizse gazı verdiler. Fakat son geldiğimiz noktada en son Saakaşvili'nin kendi kravatını yediği görüntüleri televizyonlardan izlemiştik. Şimdi Ukrayna'da böyle bir sınavdan geçiyor. Yani Ukrayna fakat bu noktada daha soğukkanlı davranabileceklerini de düşünmek lazım. Çünkü arkada bir Gürcistan tecrübesi var. Bir Afganistan tecrübesi var. Yani bunlardan da ders çıkartarak Ukrayna'nın bu noktalardaki biliyorsunuz 2 gün önce bir Ukrayna gemisi Kerç Boğazı'ndan geçmek istedi ve burada kendisine gönderilen sinyallere de yanıt vermeyerek bazı provokatif girişimlerde de bulundu. Çeşitli bir yoklamaların da yapıldığını görüyoruz. Bu noktalarda Ukrayna Batı'nın kendisini çok rahat bir şekilde ortada bırakacağını göreceğini umalım. Evet, tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Sözünüzü kesiyorum çok özür dileyerek ama yeri geldi o yüzden. Şimdi Biden-Putin görüşmesi sonrası öyle yorumlar yapıldı ki Amerika'nın Ukrayna'yı sattığı yönünde açıklamalar yapıldı, yorumlar yapıldı. Biden'ın Rus mevkidaşına Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz verdiğini ima eden açıklamalar oldu. Katılır mısınız efendim buna? Yani şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii Putin-Biden görüşmesinin içeriğini tam olarak bilmemiz mümkün değil. Ancak yapılan resmi açıklamalar var ama onlar da çok da yeterli değil ama sonuç olarak ABD'nin Atlantik ötesinden Ukrayna'yı Rusya'ya karşı, Rusya gibi güce karşı tam anlamıyla desteklemesi ve koruması mümkün değil. Yani kışkırtacak Ukrayna'yı bir sokarsa diyelim biz savaşın içerisinde sokacak ama ABD Ukrayna'ya en fazla ne yapabilecek? Karadeniz'e sokabileceği askeri güç belli, gemilerin tonajları vesaireleri belli. Kendisi daha Afganistan'dan tabiri caizse topukları yağlayarak kaçmış bir ülke. Bununla birlikte hem askeri anlamda, ekonomik anlamda uluslararası hakimiyetini kaybeden bir ülke. Kendi içinde önemli çatışmalar yaşayan bir ülke. İşte son 6 Ocak'taki senato baskınında da gördüğümüz üzere, yani o senato baskını sadece o senato binasının basılması değil de dünya çok kutuplu hale gelirken diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri de kendi içinde çok kutuplu hale gelmiş durumda. Dolayısıyla Amerika inişe geçmiş bir Amerika'nın Ukrayna'yı koruyup kollaması, yani kışkırttıktan sonra onu tam anlamıyla desteklemesi mümkün olmayacak. Bu bakımdan Ukrayna'da da bunu gördüğünü ve hatta bu anlamda da birçok soru işaretlerinin oluştuğunu da biliyoruz. Belki şimdi Deniz Berktay arkadaşımız oradan çok daha bize ayrıntılı bilgiler verecektir Ukrayna'daki hava açısından ama Ukrayna'da da ciddi bir hayal kırıklığı var ABD konusunda. Hatta farklı arayışlar olduğunu biliyoruz. Çin'le çeşitli ilişkiler geliştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Burada da bu bakımdan Türkiye'de bence Amerika'nın yarattığı bu hayal kırıklığı sonrasında Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir rolde oynayabilecektir. Bunu da daha sonra herhalde konuşacağımızı tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Deniz Berktay, bir hayal kırıklığı var mı sahiden? Neler söylemek istersiniz? Ve tehdidin Rusya'dan geldiği yönündeki açıklamalar için de neler söylersiniz? Buyurun efendim, siz dinliyoruz. Sayın Berktay'ın sesini duyamıyorum arkadaşlar şu anda. Sevgili yönetmenim, Sayın Berktay konuşuyor ama stüdyoya sesi gelmiyor, duyamıyorum. Müdahale edebilir miyiz? Peki, Sayın Berktay, sesinizi, mikrofonunuzu açmanız gerekiyor. Sizi duyamıyoruz buradan. Tamam. Evet, şimdi geldi. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Buyurun. Diğer katılımcılara genel olarak katılıyor. Maalesef yine duyamıyorum Sayın Berktay'ı. Sayın Berktay, bir kez daha müdahale edebilir miyiz lütfen? Eğer sizden kaynaklıysa. Evet. Evet, şu an gidiyor sanırım. Şu anda geldi. Umarım gitmez. Buyurun. Telefonla bağlantılı bir sorun meydana. Evet. O zaman çünkü Sayın Berktay, sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz sizinle ne yazık ki. Ben sorun giderilene kadar Sayın İsmail Hakkı Pekin'le devam etmek istiyorum. Sayın Pekin, sizinle devam edelim. Şimdi NATO'nun genişlemesi üzerinde durmak istiyorum aslında biraz. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında NATO'nun genişlemesini desteklediğini söyledi. Şimdi Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO'ya katılımını desteklemek, Rusya'nın güneyden, Türkiye'nin de kuzeyden kuşatılacağı anlamına gelmiyor mu? Dolayısıyla NATO'nun genişlemesini desteklemek, tabiri caizse Türkiye'nin kendi ayağına kurşun sıkacağı anlamına gelmiyor mu efendim? Neler söylersiniz? Buyurun. Şöyle söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye şeyle ilgili, yani Sovyetler Birliği'nin almasından sonra hemen hemen bütün Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya teşvik etti. Ve birçok konuda işte Makedonya'ya dahil Gürcistan'ın arkasında durdu. Ukrayna'nın arkasında durdu. Ama şimdi baktığımızda tabii bir NATO ülkesi olarak işte hem biraz evvel Sayın Hocam'ın söylediği, İsmail Hocam'ın söylediği gibi hem Kırım konusunda hem diğer konularda Rusya'nın yanlış yaptığını söylüyoruz. Ama bana göre Ukrayna'nın ve şeyin de Gürcistan'ın da NATO'ya girmesi konusunda Türkiye'nin bu kadar ısrarcı olmasının bir anlamı yok diye değerlendiriyorum. Yani evet, Rusya önemli. NATO vasıtasıyla Rusya'yı dengelemiş oluyoruz, en azından NATO vasıtasıyla. Ama bir diğer taraftan NATO'nun mevcut uygulamalara baktığımız zaman, Avrupa'nın mevcut uygulamalara baktığımız zaman Avrupa bizi kendi içerisinde görmüyor. Dolayısıyla ister istemez Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesi hem Rusya açısından kötü hem bizim açımızdan kötü. Yani bizim Türkiye burada tek başına kalabilir. Yani bakın Rusya NATO üyesi değil. Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan NATO üyesi oluyor. Türkiye tek başına kalıyor. Ve bu Karadeniz'deki kıyı uzunluğunun büyük bir kısmı, sorumluluğun büyük bir kısmı bunlarda kalıyor. Ve dolayısıyla Türkiye yarın bir gün NATO'da Türkiye'nin önemi azalır diye değerlendiriyorum. Yani bu önemi azalır, artar falan değil. Bütün ülkeler varken denge sağlamak durumundalar. Yani biz de bu işi yaparken evet Rusya'nın yanında oluyoruz. Rusya'ya komşuluk aslında destekliyoruz. Ama sonuçta baktığımız zaman Rusya yarın bir gün bize de dişlerini gösterirse, dişlerini göstermemiz için bizim ne yapmamız lazım? O dengeyi de tutturmamız gerekiyor. Yani bugün Türkiye ve bu olay Karadeniz'in bir iç deniz olmaktan çıkartıyor. Yani Sayın İsmail Hocam'ın söylediği gibi bir NATO denizi haline getiriyor. Ve bir çatışma denizi haline geliyor Karadeniz. Yani düşünün 2, 3, 4 ülke var. Bir de Türkiye 5 ülke. Herkes NATO üyesi. Dolayısıyla ses geliyor, bana da geliyor onun için. Dolayısıyla Türkiye'nin bana göre Ukrayna konusunda ve diğer konularda biraz daha iktidarlı olması lazım diye değerlendiriyorum. Ama Türkiye bu konuda çok ısrarcı. Tabii Ukrayna'yla da şeyimiz var, ticaretimiz var. Ukrayna'da da işbirliği yapmak durumundayız. Gürcistan'da da işbirliği yapmak durumundayız. Ama bazen olmadık şeyler oluyor. Mesela Gürcistan 3+3 dediğimiz konuya girmek istemiyor. Yani şeyle ilgili, Güney Kafkasya ile ilgili. Ukrayna'nın yine bizim aleyhimize Yunanistan'la, diğer ülkelerle anlaşmaları var. Onlarla anlaşma yapıyor diye. Yani uluslararası ilişkilerde, evet, uluslararası hukuk falan tamam, ama uluslararası ilişkilerde biraz da şunu düşünmemiz lazım. Yani devamlı dostluk yok, devamlı düşmanlık yok. Hatta hiç düşmanlık bile yok yani, ama devamlı dostluk yok. Dolayısıyla siz bir şey yapacaksanız mutlaka onun, yani Rusya ile beraberiz, Ukrayna ile beraberiz, ama Rusya'nın ve Ukrayna'nın bize yönelik bir faaliyette bulması engelleyecek başka bir çözüm tarzı bulmamız lazım. Başka bir yere dayanmamız gerekiyor. Yani bu konularda evet, savaş çıkmayabilir bölgede. Zaten savaş çıksa da yani Rusya'nın buradan gidip öbür taraftan şeyden çıkacağı açık. Nükleer silah kullanılmadığı sürece yani Baltık'tan çıkacağı açık. Böyle bir gücü var o bölgede. Yani bu gücü ne Amerika takip edebilir, ne de Avrupa ülkeleri takip edebilir. Ancak bir nükleer şey olabilir. Nükleer silah kullanımı tehdidi olabilir ya da uzay silahlarının kullanımı olabilir. Ya da yeni geliştirilen şeylerin sesten 7-8 kat hızlı giden füzelerin tehdidi olabilir. Ancak o zaman belki, ama şu anda bunların hiçbirisi yok. Konvansiyon olarak da Amerika'nın bölgeye yapacağı, Batı'nın bölgeye yapacağı en fazla şey bu. Bu kadar. Daha fazlasını Çin'de yapacakları yok. Çin'de çünkü başka şeyleri var. Şimdi Çin, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i de hedef gösteriyor kendine göre. Rusya'ya da hedef gösteriyor. Belki bu konuya sonra geliriz, ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi illa çatışma olmasına gerek yok. Eğer dengeleri düzgün kurarsanız, yani nükleer silahları bir tarafa bırakın. Siz haber alma sisteminizi, istihbarat sisteminizi, balistik füzelerin önleme sisteminizi, ondan sonra balistik füzeleri önlerken ikinci darbeyi yapma imkan ve kabiliyetinizi elinizde bulunduruyorsanız ve bu konuda güçlüyseniz, karşı taraf zaten size karşı savaşamaz. Şimdi Amerika'nın Batı'da böyle bir şey yok. Batı'nın böyle bir gücü yok şu anda. Yani yaptığı şeyde, yığınakta böyle bir şey yok. Yoksa o yığınakta biraz daha güçlü olsalar ve bilse ki Rusya bu konuda güçlüler, benim ikinci hamle yapmama müsaade etmezler. O zaman o da durur, sesini çıkartmaz. Yani olay sadece şey değil, sözlü anlaşma değil. Fiili olarak gücünüzü bir yere koyduğunuz zaman gücünüzü, o güç karşı tarafı tehdit etmeli. Yani demeli ki ya Rusya, ben Ukrayna'ya yönelik bir şey yaparsam bunlar beni çok kötü vururlar. Yani böyle bir imkan kabiliyeti yok şu anda Batı'nın bu bölgede. Onun için anlaşma yoluna gidiyor ve daha çok da savaş dışı tedbirler, yani ambargo konusunu gündeme getiriyor. Ekonomik tedbirleri gündeme getiriyor. Rusya'nın da zayıf karnı ekonomi. Doğal gaz satacak, yerlerini yapacak ve buna karşı çıkanlar Almanya, İngiltere vesaire. Tabii Almanya'nın durumu bana göre soru işareti. Almanya ne kadar karşı? Hem Ukrayna'yla görüşüyor, hem Rusya'yla görüşüyor. İkisiyle de arası iyi. Onlara yatırım yapıyor. Rusya'yla Kuzey Hattı var, 2, Kuzey Hattı 2 var. O daha çıkmadı. Almanlar vermediler. Ne diyelim? Çalıştırabilir raporu vermedikleri için şu anda öyle duruyor. Yani bütün bunlara baktığımızda evet, büyük ihtimalle bu bölgede sıcak çatışma çıkmaz. Bir de Amerika Birleşik Devletleri zaten bu bölgede büyük devletlerle çatışma çıkartmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri gücünü öbür tarafa koymuş, ağırlığını Asya Pasifik'e koymuş. Bu tarafta bir düzen almış, Rusya'yı çevreleme düzeni almış ve büyük ihtimalle Rusya'yı Ukrayna'yla, Türkiye'yle, İran'la, diğer ülkelerle rahatsız etmeye çalışıyor. NATO'yu şey olarak, gücü olarak kullanmak suretiyle Rusya'yı NATO'yla durdurmaya çalışıyor. Öyle söyleyelim. Evet. Hesabı bu. Yani belki biraz sonra gelir. Sadece Rusya'yla beraber bir yol bir kuşak projesinde belli yerlerde belli güçleri de var. Belli yerlerde çıkan çalışmalar da var. Yani olaya bütün baktığımızda Rusya'nın tavrı açık ve net. Amerika'nın tavrı da açık ve net. İki tarafta tabii taraf toplamaya çalışıyorlar. İki tarafta birbirlerinin bileğini bükmeye çalışıyorlar. Ama bu aşamada yani klasik savaş anlamında, konvansiyonel savaş anlamında Batı'nın Rusya karşısında çok fazla yapacağı bir şey yok. Peki, yani nükleer silahlar hariç. Peki Sayın Mehmet Perinçek'in dediğine katılır mısınız? Ukrayna'da bir hayal kırıklığı var mı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı? Yani, efendim, sadece Amerika'ya karşı değil, bütün Batı'ya karşı var. Yani Ukrayna'ya çok fazla söz verdiler, gereken yardımı yapmadılar. Yani gereken toplam para miktarı çok az. Yani 2 milyar mıdır? O civarda bir para yardımı var. Yani gereken yardımı yapmadılar. Ve devletleri hep bakıyorum şimdi. Mesela bugün İngiliz Dışişleri Bakanı dinledim. İngiliz Dışişleri Bakanı, Alman Savunma Bakanı, yeni Başbakanı, Stoltenberg, ondan sonra Avrupa Komisyonu Başkanı. Hepsinin ortak şeyi Rusya'ya karşı savaş dışı bir takım tedbirler uygulayacağız diye. Şimdi tabii bunun anlamı şu, askeri olarak desteklemeyecekler, askeri olarak burada kalacaklar. Rusya'ya şunu gösteriyorlar, eğer sen bu işi yaparsan biz seni ekonomik ambargo koymak suretiyle şeyden geliriz. Ki Rusya'nın bu konuda tecrübesi de var. Biraz evvel hocam yine söyledi, İsmail hocam, şeyle ilgili, işte Yeltsin'in, diğerlerinin Almanya'nın nasıl para verdiğini, Rusya'ya o paralar karşılığında Rusya'nın bir takım şeylere razı olduğunu, bazı şeyleri bıraktığını açık ve net olarak bunlar belli. Dolayısıyla ben Ukrayna'nın Zelenski'nin hayal kırıklığı içerisinde olduğunu değerlendiriyordum. Ama şöyle bir şey var tabii. Büyük ihtimalle ona da söylediler. Yani tamam, biz bu kadar aldık, tedbiri aldık. Siz savaşacaksınız eğer istiyorsanız. Mesela şimdi Donbas bölgesindeki şeyden bahsediyor. Referandumdan ya da plebisitten bahsediyor. Referandum yapılabilir. Yani orada mı kalacaklar, burada mı kalacaklar gibi konular. Bu da enteresan bir şey. Yani Kırım konusu duruyor, öbür taraf duruyor. Dolayısıyla onlara siz direneceksiniz diyorlar. Geri kalanını bize bırakın diyor. Yani Ukraynalılar ölecek. Bu durumda Zelenski niye şey yapsın ki? Ukrayna'yı niye savaşa soksun? Kaybedeceği bir savaşa. Niye girsin? Batı için de elinde bir koz olacak. Vay, Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Dolayısıyla biz de ona ambargo uyguluyoruz. Rusya kendi eliyle tuzağa düşecek. Kendi eli yani. Yani Rusya da bundan kaçınmaya çalışıyor. Peki. Mümkün olduğu kadar. Zayıf karnını kurtarmaya çalışıyor. Bence hayal kırıklığı var ama yapacak bir şey yok. Zelenski eğer durumu iyi değerlendiriyorsa, iyi bakıyorsa duruma, bence Rusya'yla değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Pekin. Şimdi kısa bir aramız olacak sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından Haber Merkezi kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Haber Merkezi kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Ukrayna-Rusya gerilimi üzerinden bölgede yaşanan gelişmeleri konuşuyoruz kuşkusuz. Deniz Berktay'la devam etmek istiyorum eğer hazırsa. Sayın Berktay, bizi duyabiliyor musunuz? Biliyor musunuz şu anda? Evet, şu anda biz sizi gayet iyi duyuyoruz. Evet, tamam. Devam edebiliriz. Çok neler güzel söylersiniz tüm yaşanan gelişmeler üzerinden? Buyurun. Tabii şöyle söyleyelim. Öncelikle Rusya Ukrayna'ya saldırır mı konusundan girecek olursak. Evet. Şimdi ve doğrudan doğruya bu konunun geçtiği ülkeye bakacak olursak, ben de Kiev'deyim, Ukrayna'dayım, doğrudan doğruya olayın göbeğindeyim. Şimdi normalde saldırı riskine uğrayan bir ülke, yani hem de üstelik Rusya gibi büyük bir ülkenin saldırı ihtimali altında olan bir ülkede durum nasıl olur? Millet paniğe kapılmış olur, süpermarketlere, bakkallara falan hücum eder. Sonra yurt dışına göç etmeye çalışan yurt dışına göç eder, öyle bir genel panik havası olur. Sonra basına bakarsınız, basın yayın kuruluşları sürekli sabah akşam bu konuyla yatıp kalkarlar. İşte Rusya bizi istila etmeye hazırlanıyor gibi. Yani böyle 2. Dünya Savaşı filmlerinde görürüz, hani Ağustos 1939'da Almanların saldırmasına hemen önceki Varşova'daki genel ruh hali gibi. Fakat Kiev'e baktığımız zaman, ben de şu anda Kiev'deyim, hiç böyle bir hal yok. Ve Ukrayna basınına baktığımız zaman mesela şey var, Amerikan gazetelerinin iddiaları vardı. Washington Post zaten ilk bu iddiayı gündeme getirdi. Daha sonra Alman Bild gazetesi de bir iddiada bulundu. İşte Rus ordusu Ukrayna'nın 3'te 2'sini ele geçirmeye hazırlanıyor diye. Ben Ukrayna'daki bütün hem Rusya'ya yakın sayılabilecek hem daha nötr sayılabilecek yayın organlarını hem de ayrıca en Rus karşıtı, en radikal Ukrayna milliyetçisi yayın organlarını sürekli takip ediyorum. Ve şunu söyleyeyim, Ukrayna'daki en Rus karşıtı, en Ukrayna milliyetçisi gazeteler bile Alman Bild gazetesinin bu iddiasını, yani Rusya Ukrayna'nın 3'te 2'sini istila etmeye hazırlanıyor haberini, tam onların ifadesi fazla fantastik buldular. Peki Ukraynalılar neye inanıyor? Ukraynalılar, Ukrayna yönetimi ve Ukrayna basını genel olarak evet sınırda bir Rus asker sayısının normalin üzerine çıktığına inanıyorlar. Bunu biliyorlar, fakat bu konudaki yorum şuydu, bu Putin-Biden zirvesinden önce Ukraynalıların yaklaşımı evet Rusya bir yığınak yapıyor fakat bu yığınağın amacı daha ziyade Ukrayna'yı korkutmak ve daha sonra yapacağı müzakerelerde elini güçlendirmek diyorlardı. Yani sıcak bir çatışma beklenmiyor anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Sıcak bir çatışma, özellikle de daha doğrusu sıcak çatışma demeyelim de genel bir Rus istilası beklenmiyor. Onun dışında bölgede tabii şunu söyleyebiliriz. Yani Rusya Ukrayna ile hiçbir şekilde çatışmaya hiç girmez diyemeyiz. Çünkü daha dün diyeceğimiz bir zaman, yani 7 yıl önce 2014 yılının başlarında Rusya Ukrayna'ya 2 tane müdahale gerçekleştirmişti. Bunlardan bir tanesi Kırım Yarımadası'nın ilhakıydı. Diğeri ise Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı grupların Rusya'dan aldıkları destekle Ukrayna güvenlik güçleriyle çatışması. Bu arada Kırım demişken biraz önce Sayın İsmail Hakkı Pekin'in evet çok doğru kendisi dile getirdi. Kırım'ın en önemli, en büyük önemi Ruslar açısından. 1700'lü yılların sonlarından beridir Rus Karadeniz filosu Kırım'ın Sivastopol üssünde bulunuyor ve Ukrayna bağımsız olduktan sonra 1991 yılında Sovyetler Birliği dağılınca Kırım neden Ukrayna'da kaldı? Çünkü Ukrayna Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 federe devletten biriydi ve federasyon dağıldığı zaman uluslararası hukuka göre o federasyondaki iç sınırlar, o federe devletler bağımsız devlet haline geldikleri zaman o iç sınırlar artık uluslararası sınırlar haline gelir. Yugoslavya'da da böyle olmuştu ve Kırım daha önceden de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bünyesinde olduğu için 1954'ten beri 1991'de Ukrayna bağımsız olunca Kırım da Ukrayna'da kalmış oldu. Fakat 2014 yılında ihtilal şartlarından biraz Rusya yararlanarak kendince işi biraz kitabına uydurmaya çalışarak Kırım'ı kendi topraklarına kattığını açıkladı. O ayrı bir hikaye. O ayrı bir konuya da gireriz. Fakat Türkiye ve uluslararası toplum bunu tanımadı. Öbür taraftan Donbas'ta çatışmalar devam ediyor. Fakat bu ayrı bir konu. Genel istila konusu ayrı. Şunu söyleyebiliriz. Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bir kere Ukrayna milliyetçiliği daha güçlü. Yani hem ayrıca Kırım özerk bir cumhuriyet idi. Rusya kendine göre bir formül orada geliştirmişti. Halbuki Ukrayna'nın diğer bölgelerine Rusya girecek olursa hiçbir şekilde işi kılıfına uyduramaz. Açık işgalci durumuna düşer ve kendisi açısından da epey maliyeti yüksek bir iş olur. Yani Rusya istese bile diye o açıdan baktığımız zaman da bunları söyleyebiliriz. Ve bunlar Ukrayna'dan da böyle görünüyor. Diğer taraftan siz Biden Ukrayna'da nasıl bir etki yarattı diye sormuştunuz. Şöyle söyleyelim. Birincisi zaten hani Ukrayna dediğimiz zaman siyasi eğilimlerin farklı olduğu bir ülke burası. Fakat Ukrayna yönetimi açısından ve yönetime yakın olan çevreler, Ukrayna'daki batı yanlısı kesimler açısından Biden nasıl bir etki bıraktı derseniz Biden hayal kırıklığı yarattı. Çünkü bütün Ukrayna açısından değil, Ukrayna'daki yönetime yakın kesimler ve batı yanlısı kesimler açısından hayal kırıklığı uyandırdı. Çünkü Biden ilk bu yılın başlarında yönetime geldiğinde ne söylemişti? Amerika dünyaya geri dönüyor demişti. Daha sonra ne olmuştu? İlkbahar aylarında Biden Putin için katil demişti. En Rus yanlısı çevreler çok sevinmişti. Hiç bu Trump gibi değil, bize sahip çıkacak diye bir beklenti vardı. Fakat Biden katil dediği kişiyle bir Cenevre'de masaya oturdu. Bir de ayrıca video konferans yoluyla da olsa tekrar görüşme yaptı. Yani bir yıl içinde 2 defa görüşme yaptı. Ayrıca Ukrayna açısından hayati önem taşıyan bir konu var. Kuzey Akım'ın 2 projesi. Yani Rus doğalgazını Ukrayna'yı bypass ederek Baltık Denizi'nin altından doğrudan Almanya'ya ulaştıran doğalgaz projesi var. Bu Biden bu konuda Rusya'ya ve bu projeye bir yaptırım uygulamadı ve böylelikle Ukrayna'daki biraz batı yanlısı kesimler biraz ortada bırakıldıkları hissine kapılmış durumda. Yani Ukrayna'daki genel tabloyu bu şekilde özetleyebiliriz. Yalnız şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor özellikle. Bir kere Rus-Ukrayna ilişkilerinin özüne baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Ukrayna açısından baktığımızda Rus-Ukrayna ilişkileri nedir? Ukrayna 1650'li yıllardan itibaren 1991'e kadar, yani Sovyetler Birliği'nde bir Rus devleti gibi farz eder isek, 350 yıl Ukrayna Rusya'nın yönetimi altında kalmış. Dolayısıyla Ukrayna açısından mesele bağımsızlık meselesi. Rusya açısından mesele nedir? Rusya'nın batı bölgelerine baktığımız zaman Belarus, Ukrayna, Moldova gibi buralar Amerika ile Rusya arasındaki en yoğun çatışma bölgeleri ve Amerika şeyden sonra da, Soğuk Savaş'tan sonra da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da 1990'ların ikinci yarısından itibaren Rusya'yı çevreleme stratejisi uygulamaya başladı. Zaten Putin'in Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağı konusunda NATO'dan yazılı güvence istemesinin de bir nedeni bu. Ve bu üç ülke, özellikle Belarus, Ukrayna ve Moldova, Rus-Amerikan çatışmasının en yoğun olduğu 3 bölge. Ve olaylara, yani Rus-Ukrayna ilişkisine Rusya açısından baktığımız zaman mesele Rusya'nın batıdan çevrelenme meselesidir. Yani Ukrayna açısından mesele bağımsızlık konusu, Rusya açısından baktığımız mesele Rusya'nın batıdan çevrelenme meselesi. Ve bu şartlar altında Rusya ile Amerika arasındaki bu Ukrayna krizi şimdilik birazcık dinmiş görünse de aslında Biden-Putin görüşmesine baktığımız zaman iki tarafında üzerinde çok somut anlaştığı hemen hemen hiçbir konu yok. Sadece bazı konular işte kurullara devredilecek, biraz zamana yayılacak. Yani krizi öteleme şeyisi, fazla çatışmacı üslup bir tarafa bırakılacak. Bu tarz konularda biraz anlaşmaya varıldı, fakat onun dışında özlü hiçbir konuda anlaşmaya varılmadı. Yani birazcık kriz ötelenmiş durumda, fakat bu Doğu Avrupa iki taraf arasında çatışma bölgesi olduğu sürece ve rekabetin de kızıştığı bir dönem. Dolayısıyla Ukrayna sorunu şu anda birazcık dinmiş gibi görünse bile yarın öbür gün bir başka yerde çatışma ortaya çıkabilir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Daha 2 hafta önce Belarus'la Polonya arasında mülteci krizi olmuştu ve benim o zamanki yorumum da şuydu: bu sıradan bir mülteci krizi değil. Hem Belarus'la Polonya arasında hem de Rusya ile Batı arasındaki genel siyasi çatışmanın bir parçasıdır. Bu yarın öbür gün Ukrayna'da başka bir şekilde patlayacak demiştim ve Belarus'ta da mesela Şubat ayında referandum olacak. Orada siyasi ortam iyice karışacak. Dolayısıyla Doğu Avrupa sürekli kazanın kaynadığı bir yer. Gerilim sürekli bir şekilde devam edecek diyebiliriz. Evet, Putin Donbas'ta yaşananların soykırımı andırdığını söyledi. Bu yönde bir açıklama yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi. Siz her ne kadar olumsuz bir ortam olmadığından bahsetseniz de bu açıklamaları nereye oturtuyorsunuz acaba? Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi bölge genel olarak gerilimle. Yani burada hiçbir şekilde hiçbir çatışma olmaz diyemeyiz. Fakat biraz önce benim kastettiğim, hani böyle bir şey yoktur derken kastettiğim özellikle Amerikan basınının ve Amerikan devlet adamlarının söylediği olayda Ukrayna acil bir Rus işgali altında diye böyle biraz dünya basında çıkan abartılı haberler. O gerçeği yansıtmıyor. Fakat evet, Rusya'dan da bu yönde açıklamalar geldi. Evet. Evet, ama evet, hani bölgede hiç çatışma çıkamaz diyemeyiz. Çünkü zaten düşük yoğunluklu çatışmanın olduğu Donbas bölgesi var, Ukrayna'nın güneydoğu bölgesinde ve orada çatışma biraz daha sıcak bir aşamaya nasıl geçebilir? Eğer Ukrayna yönetimi, Donbas bölgesi hukuken Ukrayna'ya ait. Fakat Ukrayna yönetimi orayı bir şekilde hani zorla bir yıldırım savaşıyla almaya kalkışırsa o şey olabilir. Tabii ki daha büyük bir çatışmaya neden olabilir. Yani buna şey diye bahsediliyor Ukrayna'da, Krayina senaryosu diye. Yani 1995 yılında Hırvatistan'ın ayrılıkçı Sırp azınlığın yaşadığı Krayina bölgesine bir yıldırım harekatıyla alma hikayesi gibi. O tabii bölgede çatışmayı daha da artırabilir ya da Rusya eğer Ukrayna'ya biraz kısmi bir müdahale yapmak istiyorsa o da oradaki bir çatışmayı bahane olarak kullanabilir. Fakat büyük bir genel istila ihtimalini ben mümkün görmüyorum. Putin'in soykırım açıklamasında abartılı görüyorum. Peki. Sayın İsmail, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi NATO'nun genişlemesi üzerinden ilerleyelim. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında az önce de ifade ettiğim gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesini desteklediğini ifade etti efendim. NATO'nun genişlemesini istemek Türkiye'nin menfaatleriyle çelişen bir durum değil mi sizce? Ne dersiniz? Nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim. Aslında şöyle bir ifade, ben genel ifade de olabilir. Yani bunu şimdi Sayın Dışişleri Bakanı'nın için söyledi, neden söyledi, sebeplerine bakmak lazım. Aslında NATO zaten Karadeniz, Türkiye'nin bu Karadeniz çerçevesinde baktığımız zaman NATO Karadeniz'e inmiş durumda. Yani Avrupa Birliği de inmiş durumda. Şu anda Romanya ve Bulgaristan Karadeniz ülkeleri ve kıyıdaş ülkeler ve ikisi de Avrupa Birliği üyesi ve NATO üyesi. Dolayısıyla Türkiye artık Karadeniz'de tek bir NATO ülkesi değil. Öte yandan Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyelik meselesine gelince Türkiye burada sürekli olarak, yani belki de bir istek göstermesine rağmen, ama işin gerçeğinde ben pek çok istekli olduğunu da görmüyorum Türkiye'nin bu ülkelerin NATO üyesi olması meselesine baktığı zaman. Genel bir, bana göre bu söylemin arkasında genel bir karşıt olmamakla birlikte bir diplomatik üslubun var olduğunu düşünüyorum. Yani yine tekrar edeyim, bunu Sayın Çavuşoğlu neyi kastederek söylemiştir. NATO'nun genişlemesi artık yani anlamlı bir mesele mi bilemiyorum. Belki Türkiye mesela Ukrayna veya Gürcistan gibi ülkeleri NATO genişlerse, üyesi olursa kontrol edebileceğini ve üzerinde gücünü daha artıracağını bu bölgede düşünüyorsa, ben zannediyorum ki Amerika buna fırsat tanımaz. Özellikle Gürcistan meselesinde Amerika açık şekilde kendisi her zaman açık net tavrını sergilemiş. Yani Gürcistan yönetimini her zaman desteklemiş. Hatırlar mısınızsa George Bush yani direkt Tiflis'i ziyaret etti ve açık şekilde Amerika'nın Gürcistan'ın yanında olduğunu gösterdi. Gerçi o 5 günlük Rus savaşı, yani 08-08-08'de Amerika bir şey yapamadı bu işte. Yani Gürcistan'ı destekleyemedi. Ama dediğim gibi burada NATO'nun genişlemesi Türkiye'nin çok da işine yaramayan bir meseledir. Yani artık yani ihtiyaç yok. Bana göre ihtiyaç yok. Yani uzman olarak tabii ki herkes farklı düşünebilir. Öte yandan şunu da unutmamak gerekiyor ki aslında Amerika Birleşik Devletleri'de yeni NATO'ya yeni üye olmuş devletleri kendi lehine kullanmakta. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Mesela özellikle hem Rusya açısından tampon gözüken bölgeler hem Avrupa açısından tampon bölünen gözgeler, yani Baltık Cumhuriyetleri, Polonya, Ukrayna gibi, Romanya gibi ülkeler, hatta Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkeler aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne, özellikle kuzey kısımda, yani Türkiye'nin Karadeniz'in kuzeyindeki olan bölgeler aynı zamanda sadece Rusya karşıtı değil, Avrupa Birliği'ne de karşıt bir davranış şeklidir. Yani bir hareket, operasyon şeklidir. Nedeni de şu, yani daha fazla Avrupa Birliği ülkelerini, Almanya gibi, Fransa gibi ülkeleri de kontrol altında tutmak. Özellikle Polonya gibi yeni böyle dediğim Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle Rus tehdidinin fazla ortada olduğunu göstererek daha fazla baskı yapmak, içeriden Avrupa Birliği'nde daha farklı yaklaşımlar sergilemek istiyor. Böyle bir isteklerin olduğunu görürüz. Özellikle bu istek yine dediğim gibi o Gürcü-Rus Savaşı döneminde biz gördük bunu. Yani o dönemde Saakashvili Cumhurbaşkanı iken ona destek gelen, yani dışarıdan Avrupa'dan gelen destek demez, bu ülkelerin devlet başkanlarının gelişi şeklindeydi. Yani o dönemde mesela örneğin Azerbaycan daha hassas davrandı. Yani açık destek vermese de yani dolaylı kendi sahasını bu devlet başkanları uçaklarına açık ilan etti. Yani ihtimal çok krizli bir dönemdi, hatırlatmak istiyorum. Yani dolayısıyla dediğim gibi Türkiye için burada önemli mesele bu dengelerin nasıl olacağı. Yani tabii ki burada Türkiye hassasiyeti bildiği için burada şunu da hatırlatmak lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arabulucu olma teklifi, yani bu krizde bence çok önemli ve doğru teklifti, yerinde teklifti. Çünkü Türkiye'nin Rusya ile özellikle devlet başkanları çerçevesinde, yani Sayın Erdoğan'ın, Sayın Putin'le çok iyi bir diyaloğu var. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani iki lider de hep kişisel olarak birbirlerine metheden çok söylemler söylemiş. Bu tecrübe var. Öte yandan Türkiye ile Ukrayna arasında ilişkiler de stratejik diyebilecek seviyede gelişmiş durumda. Yani Türkiye'nin aslında bu meselede daha aktif rol üstlenerek arabulucu yönde olması çok daha iyi. Çünkü Türkiye'nin dediğim gibi bu krizi ortaya çıkaran Türkiye değil. Bu krizin bitmesinde de yani bir an önce en azından bitmesinden daha ziyade belki de sakinleşmesinde böyle diyelim de tarafların gerilimin daha da azaltılmasında en istekli ülkede yine Türkiye'dir. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Yani dediğim gibi nedeni de şu, olası bir kriz Türkiye'nin ilk derecede işine yaramıyor. Rusya genel olarak bu Ukrayna'nın doğusundaki meseleyi de tekrar o Normand Beşlisi ve özellikle Minsk'te alınan anlaşmalara, razılaşmalara istinaden atfen hareket etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın buna uymadığını söylüyor. Bu tür bir takım komplike sorunlar var. Dediğim gibi bizim için en önemli meselelerden biri, en önemlisi bu iki ülkenin bir an önce daha ziyade yani sıcak çatışmalara, tabii ki büyük savaş olacağı ihtimali çok düşük. Yani yine tekrar ediyorum, uzman olarak bu riski kesinlikle kenara atmamak gerekiyor ama yine de olasılık çok düşük. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan gerilimin tırmanmaması. Nedeni de şu, yani her iki ülkeyle Türkiye'nin çok ciddi ekonomik işbirliği var ve bu işbirliğin devam etmesi çok önemlidir. Şimdi burada aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Yani tabii ki Türkiye'nin hem Rusya'nın işbirliği hem Ukrayna'nın birliği var. Mesela enerji projeleri meselesinde bazı konularda özellikle o Türk akım meselesinde mesela bu Ukrayna kamuoyu böyle rahatsızdı ki Türkiye Ukrayna'yı dışlayacak bir projenin gerçekleşmesine olanak sağladı veya imkan verdi. Kendisi bir şey oldu ama biz yani Ukrayna'daki uzmanlarla da konuşarak şunu anlatmaya çalıştık abi. Yani Türkiye kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edip bu çıkarlar doğrultusunda da bu proje Türkiye için sadece ekonomik bir projedir. Belki Rusya için jeopolitik bir proje olabilir. Türkiye buna sadece ekonomik bir proje olarak bakmaktadır. Yani çok hassas bir bölgede, hassas bir dengelerin olduğu bir zamandayız. Yani doğru oynamamız lazım. Bölgeleri doğru bilmemiz lazım. Yani dediğim gibi bazı konulara böyle alttan alarak veya hassasiyetini bilmeyerek yaklaşmamız doğru değil. Yani burada şunu da hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşımız Deniz Berktay da anlattı. Ukrayna biraz farklı bir yer. Yani mesela Ruslarla Ukraynalılar aynı kökten gelmesine rağmen Ukraynalılar sürekli olarak kendilerini bir batılı bir toplum olarak görmekteydiler. Dolayısıyla Avrupa Birliği hayranlığı, Avrupa Birliği bir an önce üyelik meseleleri bu sadece prestij meselesi değil. Ukraynalılar için olağan bir meseledir. Yani birçok programa katıldığımız zaman biz anlatmaya çalıştık ki yani Avrupa Birliği kendisi böyle Ukrayna'nı Avrupa Birliği üyesi yapmaz. Çünkü sınırlarının direkt Rusya çıkmasını istemez. Nitekim Türkiye ile olan ilişkilerde de görüyorsunuz da. Yani Türkiye'ni elden de bırakmak istemiyor Avrupa Birliği ama tam üye de yapmak istemiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği meselesinde Türkiye ile daha doğrusu Ukraynalıların Türkiye'den de tecrübe edinmesi çok önemli. Yani bu Türkiye bu konuda da tecrübeli. Avrupa Birliği'yle nasıl çalışmak gerekiyor. Ve Avrupa meselesinde Ukrayna'nın hayal kırıklığından daha ziyade Türkiye'nin işbirliği yaparak gerçek anlamda daha da pekiştirmesi lazım. Çünkü alternatifi yok. Yani Ukrayna için şu anda bölgede en önemli partnerlerden biri, belki de başta gelen önemli partner yani Türkiye'dir. Yani bu işin gerçeğidir. Çünkü kader olarak yani lokasyon da olarak aynı zamanda coğrafi lokasyon olarak da öyle bir güzergah üzerindedir ki yani bundan iki ülkenin de benzerliği çok. Yani sadece Türkiye'nin bir farkı da var ki Türkiye aynı zamanda Akdeniz ülkesi ve Orta Doğu'ya uzun sınırları olan bir ülke ve Kafkas ülkesi. Yani Ukrayna'dan daha farklı olarak daha çok lokasyona açılabilecek ve geniş alana etki yaratabilecek bir ülke. Yani dediğim gibi burada bizim esas mesele, ben tekrar NATO genişlenmesine geri dönersek şunu ifade etmek istiyorum. Yani biz meselelere gelen itibariyle onun bunun veyahut Amerika'nın, NATO'nun veya Avrupa Birliği'nin isteklerinden daha ziyade ki inanıyorum Türkiye yönetimi de böyle düşünüyor. Türkiye merkezli ve bizim çıkarlarımız doğrultusunda yürüten doğru politikaları takip etmemiz gerekiyor. Belki de biraz daha hassas ve esnek davranmamız gerekiyor. Mutlaka değil, söylemlerimizle yaptığımız eylemler de her zaman, yani diplomasi de bilirsiniz de, üst üste düşmemesi de mümkün. Yani belki NATO için kulağa hoş gelecek söyler söyleyebilirsiniz ama sizin ulusal çıkarlarınız bunların tam eksini de talep edebilirsiniz de. Ona göre dediğim gibi bu hassas dönemde esnek ve hassas davranmamız çok önemli. Çok önemli. Yani bu kriz hala uzun sürecek. Diyorsunuz. Yani böyle evet. Kolay biter. Tabii ki. Bitmez. Kolay bitemez. Peki Sayın Perinçek, Sayın İsmail diyor ki çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Çok doğru oynamak gerekir diyor. Şimdi bir yandan az önce de belirttiğim gibi Mevlüt Çavuşoğlu genişlemeyi destekliyoruz açıklaması yapıyor. Bir yandan da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte Dede Ağaca yapılan yığınan Türkiye'yi hedef aldığını söylüyor. Hani diyoruz ya, tehdit aslında her yerden ve nereden geldiği belli. Tehditlerin nereden geldiği eğer bu kadar belliyse bu iki farklı açıklama neden? Bunu bir tutarsızlık olarak görüyor musunuz? Burada bir denge mi kurulmaya çalışılıyor? Neler söylersiniz efendim? Buyurun. Sayın Perinçek, sesinizi duyamıyorum. Evet. Mikrofonunuz kapalı sanırım. Açtım. Tamam, şimdi dinliyoruz sizi. Şimdi biraz önce hocamız çok önemli bir noktanın altını çizdi. Dedi ki kendi ihtiyaçlarımızdan hareket edelim, kendi çıkarlarımızdan hareket etmemiz lazım. Şimdi baktığımız zaman, yani ilk bölümde şunu ifade etmiştim. Amerika Birleşik Devletleri bu tek kutuplu dünya projesini sürdürmek istiyor. Bu amaçla Rusya'yı kuşatmaya çalışıyor. Rusya'yı kuşatmaya çalışacağı alanlardan bir tanesi de işte Doğu Avrupa, Karadeniz bölgesi diye söylemiştik. Ama şunun da altını çizmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna veya Karadeniz üzerinden sadece Rusya'yı kuşatmıyor. Aynı şekilde Türkiye'yi de kuşatmış oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin alacağı tavır burada Ukrayna'yı mı tutalım, Rusya'yı mı tutalım, veya işte ABD'yi, NATO'yu mu tutalım, işte o tarafı mı bu tarafı mı tutalım meselesi değil. Burada Türkiye tamamen kendi tarafını tutacak ve kendi çıkarlarından hareket edecek. Neden? Çünkü kendisi de bir kuşatmayla karşı karşıya. Bakın ABD bir taraftan Suriye'de PKK-PYD'yi destekliyor. Oraya desteğini de arttırmış durumda. Tatbikatlar yapıyorlar. Geçen gün 2-3 gün önce bir tatbikat yaptılar. Görüntülerini izledim. O görüntüleri izlediğiniz zaman o tatbikatların IŞİD falan gibi terör örgütlerine karşı olması mümkün değil. Tamamen düzenli ordulara karşı yapılan tatbikatlar. Yani PKK-PYD ile ABD'nin yaptığı tatbikatlara baktığın zaman Türk ordusuna karşı bir hazırlığı veya Suriye ordusuna karşı bir hazırlığı net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi Türkiye'yi bir taraftan Suriye üzerinden ABD kuşatmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz Doğu Akdeniz üzerinden aynı planlar var. KKTC'nin egemenliğinin ortadan kaldırılarak, Türkiye kendi kıyılarına hapsedilerek Türkiye kuşatılmak isteniyor. Ege'de benzer yığınaklar var. Girit'e yapılan yığınaklar var. Ege adalarına yapılan yığınaklar var. Ya da Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginlik de Türkiye ile Yunanistan arasında değil. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'sı onun arkasında ve onu kışkırtıyor. Aynı Ukrayna'yı kışkırttıkları gibi. Aslında baktığın zaman Yunanistan'a Doğu Akdeniz'in, Ege'nin Ukrayna'sı bile diyebiliriz. Ukrayna içinde Karadeniz'in Yunanistan'ı ifadesini yakıştırabiliriz. Yani iki tane bölgede piyon var. Şimdi o Doğu Akdeniz'deki kamplaşmada ABD'si, Fransa'sı, Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı bir cephede Türkiye'yi yine kuşatıyor. Trakya'da bunu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. Dede Ağaca yapılan yığınaklar var. Şimdi Amerika bütün bu taraftan Türkiye'yi çevrelerken Ukrayna'ya geldiği zaman Türkiye'nin lehine bir şey mi yapacak? Yani Suriye'de aleyhine, Doğu Akdeniz'de aleyhine, Ege'de aleyhine, Trakya'da aleyhine ama Ukrayna'da yerleştiği zaman NATO Türkiye'nin olacak. Tabii ki böyle olması mümkün değil. ABD Suriye'de neyle iştigal ediyorsa, yani Kürdistan, sözde bir Kürdistan kurmak istiyor Suriye'de, Irak'ta. Daha sonra bunu Türkiye topraklarının aleyhine genişletmek istiyor. Aynı işle meşgul olacak Ukrayna'da da. Ya da NATO 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbeyi desteklerken, İncirlik'ten destek olurken onlara bugün Amerika'da orada burada kucaklarını açmışlarken aynı ABD, aynı NATO gidip Ukrayna'da Türkiye'nin lehine mi bir şey yapacak? Hayır, orada da Türkiye'ye karşıtı bir faaliyet yürütecek. Sadece Rusya karşıtı değil. Dolayısıyla NATO'nun genişlemesi demek Kürdistan'ın kurulması ve Kürdistan'ın Türkiye toprakları lehine genişlemesi demektir. NATO'nun genişlemesi demek Güney Kıbrıs'ın KKTC topraklarının aleyhine genişlemesi demektir. NATO'nun genişlemesi Türkiye'nin Libya ile yaptığı o deniz mutabakatı anlaşmasının ortadan kalkması ve Türkiye'nin deniz sınırlarının içeri doğru girmesi demektir. Ve şunun da altını çizmek lazım. Bakın, NATO genişlesin diyoruz. Eğer NATO dediğimiz gibi daha önceden genişlemiş olsaydı, yani bu amaca daha önceden ulaşılmış olsaydı ve Gürcistan'ı diyelim NATO'ya girmiş olsaydı, biz Karabağ'ı 44 günlük bir savaşla kurtaramazdık. Çok daha belki zor şartlarda karşı çok daha fazla bedel ödünmesi gerekirdi. Gürcistan'ın NATO'ya girmesi demek, orada NATO üsleri bulunsaydı Türkiye'ye, Azerbaycan'a uygulanacak baskı farklı olurdu. Rusya'ya yapılacak baskı farklı olurdu. Ermenistan'a yapılacak destekler farklı olabilirdi vesaire. Yani sonuç olarak NATO'nun genişlemesi daha önce başarılsaydı Karabağ'da belki şu an şu durumda olmayacaktı ya da bu kadar daha düşük maliyetle kurtarılmış olmayacaktı. Aynı şekilde Ukrayna açısından baktığımızda da Ukrayna'yı biz kendi elimizle NATO'ya teslim ederek gelin de bizi oradan kuşatın demiş oluyoruz. Ya da gelin 15 Temmuz'u başaramadınız, İncirlik şunun üzerinden bunun üzerinden, gelin bir de NATO üzerinden 15 Temmuz'lara destek olun demiş oluyoruz. KKTC'yi kendi elimizde karşı tarafa vermiş oluyoruz. Şimdi işin bu bir boyutu, yani Türkiye'yi en fazla ilgilendiren boyutu. İkinci boyutu, biz NATO'nun genişlemesine olur vererek Rusya ile olan ilişkilerimizi de bombalamış oluyoruz. Rusya ile olan ilişkilerimiz de bizim Moskova'ya bir jest falan değil. Rusya ile bizim ilişkilerimiz Doğu Akdeniz'de karşılaştığımız tehdidi dengelemek açısından önemli. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz Astana sürecinin ilerletilmesi ve Suriye'de yobaz terörün ve bölücü terörün, PKK-PYD terörünün tasfiye edilmesi açısından önemli. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, refahın gelmesi açısından önemli. Yine Rusya ile ilişkilerimiz Libya'da, Libya'nın toprak bütünlüğünün birliğinin sağlanması açısından önemli. Ya da Afganistan'da kaos planlarının önüne geçilmesi açısından önemli. Evet. İşte siz Ukrayna NATO'ya girsin dediğiniz zaman burada Rusya'ya da karşı cepheye almış oluyorsunuz ve buradaki alabileceğiniz Rusya ile olan stratejik enerji konusundaki, güvenlik konusundaki, ekonomi konusundaki ilişkilerinizi de bombalamış oluyorsunuz. Bugün ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıyasınız. Peki bu sorunları diyorsunuz ki ekonomik bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Ekonomik kurtuluş savaşını kime karşı veriyorsunuz? Dolara karşı veriyorsunuz. Peki doları kim basıyor? Amerika Birleşik Devletleri basıyor. Orada da Amerika ile karşı karşıyasınız. Peki niye o zaman NATO genişlesin de bir de oradan bize doları dayatsın? Şimdi diğer taraftan yine ekonomi açısından baktığınızda, enerji güvenliği açısından baktığınızda siz dolara karşı mücadele edeceksiniz, Türk lirasını güçlendireceksiniz. Rusya ile veya Avrasya ülkeleriyle ticaretinizi milli paralarla yaparak bunu yapabilirsiniz. Enerjiyi oradan ucuz alarak diyelim giderlerinizi kısabilirsiniz. Burada yine ilişkilerinizi Rusya ile bombaladığınız zaman ekonomik kurtuluş savaşınız da sekteye uğramış oluyor. Bununla birlikte NATO'ya girsin Ukrayna dediğiniz zaman ara buluculuk öneriniz düşüyor. Bakın bu çok önemli. Cumhurbaşkanı diyor ki ara bulucu olalım. Çavuşoğlu diyor ki hayır ara bulucu olmayalım. Yani olmayalım demiyor ama siz NATO'yla askeri müttefik olalım, NATO içerisinde dediğiniz anda NATO'ya girsin dediğiniz anda Ukrayna NATO'yla askeri müttefik olalım diyorsunuz. Kime karşı NATO'da askeri müttefik olacaksınız Ukrayna ile? Rusya'ya karşı olacaksınız. Peki o zaman nasıl arabuluculuk yapabilirsiniz? Yani sizin biriyle askeri akt imzaladığınız zaman, müttefiklik imzaladığınız zaman Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olabilir misiniz? Burada da bir hata oluyor. Yani sizin arabuluculuk öneriniz bir anda boşa düşürülmüş oluyor. Şimdi ben bu arabuluculuk konusunu da oldukça önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Şimdi Sayın Berktay da güzel aydınlattı hepimizi orada yaşanan hayal kırıklığını. Şimdi Amerika konusunda bir hayal kırıklığı var. Hatta Ukrayna'da Çin'le ilişkilere gözlerini dikmiş durumda. Çin yatırımını vesaireyi çağırmaya çalışıyorlar. Anlaşmaları imzalamaya çalışıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda eğer Türkiye arabulucu rolünü üstlenirse o zaman Batı'yı, ABD'yi oyun dışı bırakmış olur. Türkiye, Rusya ve Ukrayna masaya birlikte otururlarsa herkesin kazanacağı ve dolayısıyla bölgenin de kazanacağı bir formül oradan çıkartılabilir. Burada tabii Türkiye'nin bu arabulucu rolünü, ABD'nin etkisini kırmak ve aslında bir nevi Ukrayna'yı da özgürleştirmektir bu. Yani ABD'nin etkisini kırdığınız zaman siz Ukrayna'yı da özgürleştirmiş oluyorsunuz. Rusya ile arasındaki ihtilaflara da çözüm bulmuş oluyorsunuz. Bölgedeki barışı da sağlamış oluyorsunuz ve böylece aslında Ukrayna'nın maceralara kalkmasını da engellemiş oluyorsunuz. Bakın Saakashvili böyle bir maceraya kalktı. Şimdi siz eğer derseniz Ukrayna NATO'ya girsin diye pışpışlarsanız her türlü deliliğe yapmaya açık duruma getirirsiniz onları. Ama yok gel otur masaya barış bu işi bu şekilde çözelim dediğiniz zaman Ukrayna arkasında bir güç göremezse o zaman bir maceraya kalkışmayacağını da garanti etmiş olursunuz ve en büyük iyiliği de Ukrayna'ya böyle yapmış olursunuz. Türkiye Ukrayna ile tabii ki ilişkilerini geliştirmeli. Ticari, siyasi, ekonomik, şu bütün komşumuz ne de olsa ilişkilerini geliştirecek. Ama bu ilişkileri katiyetle Rusya'ya karşı olmaması lazım. Çünkü Rusya Türkiye'nin stratejik müttefiki. Şimdi orada da bir hata var. Ukrayna ile de stratejik müttefikiz diyoruz. Rusya ile de stratejik müttefikiz. Şimdi hem Fenerbahçe ile hem Galatasaraylı olamazsınız. Aynı anda hem Hristiyan hem Müslüman olamazsınız. Çünkü ikisi de farklı strateji. Ukrayna ile stratejik müttefik olmak, farklı bir stratejinin parçası olmak demek, ABD'nin bölgeyi kuşatma stratejisinin parçası olmak demek, Rusya ile stratejik müttefik olmak demek, ABD'nin bölgedeki planlarını bertaraf edip bölge kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılması, bölge barışının, istikrarının sağlanması, güvenliğinin sağlanması demek. Şimdi dolayısıyla Türkiye, Ukrayna ile tabii ki ilişkiler geliştirecek ama diğer taraftan da bu ilişkiler Rusya'ya karşı olmamalı ve burada da iki taraf açısından da bir stratejik müttefiklikte söz konusu olunamaz. Aynı anda Fenerbahçeli, Galatasaraylı olunamayacağı gibi. Bu bakımdan Türkiye'nin Ukrayna'ya da iyilik yapmak istiyorsa onun üzerindeki Amerikan etkisini ve baskısını ortadan kaldırması çok önemli ve bu başarıldığı takdirde Türkiye'nin arabuluculuğu formülü de işler. Rusya'yı da buna kabul ettirebilirsiniz. Ukrayna'yı da buna ikna edebilirsiniz. Çünkü Ukrayna'nın kurtuluşu da ve ya da refahı da huzuru da sonuç olarak bölgeyle entegre olmak, bütünleşmekle olur. Dışarıdan güçlerin bir oyuncağı olduğunuz zaman neyle karşılaşılacağınızı Afganistan'da bütün dünya gördü veya PKK-PYD'nin düştüğü durumu bütün dünya görüyor. Sonuç olarak Amerika buralardan gidecek, ilelebet buralarda kalamayacak. Siz de bütün ülkelere düşmanlık yapıp sonra da ortada kaldığınızda da çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalırsınız. Bundan da Ukrayna'yı vazgeçirmek Ankara'nın görevi olmalıdır. Bu da ancak ve ancak ABD'nin Ukrayna üzerindeki etkisini kırmakla olur. Bugün Bloomberg'de bir haber vardı. Üst düzey bir Türk yetkiliyle görüşmüşler. İsmini vermiyorlar. Türk yetkili de diyor ki biz Ukrayna meselesinde ABD'nin çıkarlarından hareket etmeyeceğiz. Kendi çıkarlarımızdan hareket edeceğiz demiş. Bu da oldukça sevindirici. İşte bu arabuluculuk formülü de ancak ve ancak böyle karşılık bulabilir. Ve o zaman da bütün taraflara, Rusya'ya da, kendimize de, Ukrayna'ya da ve bütün bölge ülkelerine de büyük bir iyilik yapmış oluruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Perinçek. Sayın Pekin, Erdoğan'ın arabulucu olma önerisini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bence önemli bir şey Sayın Cumhurbaşkanı'nın arabulucu olması. Tabii iki tarafın da kabul etmesi lazım öncelikle arabuluculuğu. Ve Türkiye'nin bu konuda taraf tutmaksızın, yani şeyde olduğu gibi Orta Doğu'da yaptığını tam tersini yapıp taraf tutmaksızın dengeleri hesaplayarak iki tarafa da yardımcı olması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin hem Rusya ile ilişkileri var ve Rusya ile şu anda Türkiye'nin herhalde ticarette birinci partneri Türkiye, Rusya'nın birbirlerine bağımlı olarak. Ben Rusya tabii şu anda stratejik müttefik midir? Sanmıyorum. Yani stratejik müttefik çok farklı bir şey. Türkiye'nin şu anda stratejik müttefik var mıdır? NATO'da olmasına rağmen Amerika'da stratejik müttefik değil. Yani öyle baktığımız zaman. Ama bölgede bir takım şeyler var. Gelişmeler var. O gelişmelere uygun Türkiye hem dengeyi sağlamak hem de kimlerle işbirliği yapacaksa işbirliği yapmak zorunda. Sonuçta bir bölgede ya da bir veya iki tane stratejik müttefikiniz olur. Amerika'nın şeyde olduğu gibi, İngiltere, Kanada, ondan sonra Avustralya'da olduğu gibi bizim de herhalde böyle bir şeyimiz olur. Dolayısıyla stratejik müttefiklik farklı bir konu. Öyle değerlendiriyorum. Şimdi tabii Rusya'yla çok yakın ilişkilerimiz var. Yani bizim ona bağlılığımız var, ticari bağlılığımız. Onların bize bağlılıkları var. Aynı şey Ukrayna için de geçerli. Ukrayna'ya Batı'dan yeteri kadar yardım gelmiyor. Türkiye ile ticaret yapmak durumunda, Türkiye'den silah almak durumunda Ukrayna'ya. Türkiye ile birlikte Ukrayna'nın sanayi çok önemli. 98'de ben Ukrayna'yı ziyaret ettiğimde 98 tabii 98 yılında Savunma Şube Müdürüydüm. O zaman yani evet fakir bir ülkede ama tank tasarım ofisi vardı. Başında bütün yerler vardı. T-90 tanklarını onlar tasarlıyorlardı. Çok da bu konuda, motor konusunda ve diğer konularda çok da ileri gitmiş durumdaydılar. Yani Ukrayna dediğimiz ülke küçük bir ülke değil, Moldova gibi falan bir ülke değil. Yani sonuçta 46 milyon nüfusu var ve hemen hemen Fransa ölçeğinde bir ülke toprakları hem doğuda çıkan kömür, demir şeyleri Paul Amber önemli bir bu arada onlarla birlikte Romanya'yı, Bulgaristan'ı ve Gürcistan'ı da bir şekilde işin içine katmak suretiyle belki çok daha uygun bir şey getirebilir ama asıl sorun tabii farklı. Asıl sorun bu bölgede kimde olacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şunu bir daha söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'te yeteri kadar gemilerini gönderdi, birliklerini gönderdi. Geriye kalan bölgelere baktı. Asya Pasifik'te bir savaşın çıkması bana göre mümkün değil. Çünkü her taraf nükleer silah dolu, nükleer başlıklı füze dolu. Yani en ufak bir orada kıvılcım büyüdüğü zaman Tayvan'ın mesela Çin tarafından ele geçirmesi ve başka bir şey bir anda nükleer savaşa dönüşebilir. Dolayısıyla o bölgede mümkün olduğu kadar Amerika'da diğer yani bir dehşet dengesi kurup bu denge vasıtasıyla kalacaklar. Bir Amerika Birleşik Devletleri evet. Evet. Girmiyor. Ama vekaletlerle bir savaş çıkartıyor. Yani bu savaş devam ediyor. Peki. Vekalet gerekse alı gruplar, gerekse vekalet eden tarafından. Ya ben şunu söyleyeyim. Olaya bir de bu açıdan bakmak lazım. Sadece Rusya, Amerika rekabeti yok. Ama aynı bölgede Amerika, Çin rekabeti var. Yani şimdi yığınak yaptılar. DEDAŞ yani. O DEDAŞ baskısı diğerlere de gönderiyorlar. İşte Ege Denizi'ni kapatmak için gereken kapatmak için evet Sayın Pekin. Farklı bir şey var. Yani şimdi bütün buralarda oturup denge kurmamız gerekiyor. Denge kurmadan, dengelemeden sadece Ukrayna'yı tek olarak alıp, Gürcistan'ı tek olarak alıp ya da Suriye'yi tek olarak alıp, Irak'ı tek olarak alıp, Kıbrıs'ı tek olarak alıp olduğunu sanmıyorum. Evet. Hareket ettiğiniz zaman İskambil kağıtları gibi devam ediyorlar. Yani oraya böyle bakın, böyle bakmamız lazım diye değerlendiriyorum. Bizim için tehdit midir şeydeki yığınak? Yani bir ülkenin yanındaki askeri yığınak kendisine karşı yapılmasa bile o kuvvet orada durduğu sürece benim için tehdittir. Yani varana karşı da kullanılabilir gerektiği zaman. Onun için olaya böyle yaklaşmak lazım. Bir de son olarak çok hoşuma giden bir söz vardı. Geçen gün galiba Şili atasözü. Sayın Pekin'in sesi sürekli kesiliyor ve geliyor. Gitmemiz lazım. Yani evet, internetinizden kaynaklı sanırım. Evet, toparlayalım Sayın Pekin lütfen. Peki. Olabilir. Yani söylemek istediğim şu, yani Türkiye'de kuşatılıyor, doğru. Türkiye'de kuşatılıyor. Yani yeni dünya düzeniyle ilgili çatışmalar devam, bunlar devam edecek. Yani Ukrayna açık ve NATO'ya girmek istiyorum. Karşımda Rusya var. Beni bir şekilde bu tehditten kurtarın. Yani istediği bu. Yani şimdi bunun kolay kolay sönmesi, kolay kolay yani çatışma önlenebilir, çatışma durdurulabilir. Ama bu istek olduğu sürece, bu idare olduğu sürece bu bölgede olmaz. Onun için Türkiye kendini Karadeniz'de uzun yıllar hazırlamalı ve Türkiye kendisini Amerika'nın bu bölgede kullanılmasına mani olacak tedbirleri almalı diye değerlendiriyorum. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Pekin. Sayın Berktay, siz bu Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olma durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Size de soralım bu soruyu. Yine duyamıyorum Sayın Berktay sizi. Mikrofonunuz mu kapalı acaba yine? Konuşmamıza başlamadan önce hepimiz bir kontrol edelim lütfen. Evet, buyurun. Evet, unutabiliyoruz, çok olacak. Normal. Tabii, buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Birincisi, evet yine ben konuklara pek çok noktada katılıyorum. Diğer katılımcılara hem Sayın Toğrul İsmail'e hem Sayın İsmail Hakkı Pekin'e hem Sayın Mehmet Perinçek'e pek çok noktada katılıyorum. Şimdi Türkiye'nin arabuluculuğu konusuna gelirken bir de Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkileri konusuna bakmak lazım. Bir taraftan evet Türkiye'nin Rusya ile çok büyük açıdan ilişkileri örtüşüyor. Çünkü daha önceki bir programda ben bunu ifade etmiştim. Burada yine bir sizin programınızda Türkiye açısından asıl tehdit kaynağı olan yer Batı. Yani Rusya'dan ziyade Batı. Dolayısıyla Rusya ile bu şartlar altında Türkiye'nin pek çok çıkarı örtüşüyor. Fakat her noktada her çıkar örtüşmeyebilir. Ve Karadeniz'e baktığımız zaman bir taraftan da Rusya'yı dengeleyecek bir unsur olarak da Türkiye 1992'den beri ilişkilerin kurulduğu 1992'den beri Türkiye Ukrayna ile de yakın ilişkiler kurmuş ve Türkiye'nin 30 yıldır bölgede belli bir dengeli bir politikası var. Yani Türk dış politikasının her yerde çok isabetli olduğunu söyleyemeyiz. Fakat en azından Rusya-Ukrayna eksenine baktığımız zaman bu zamana kadar dengeli ola gelmiş ve pek mesela hani Rusya ile olan ilişkiler Ukrayna pahasına olmamış, Ukrayna ile olan ilişkiler de Rusya ile ilişkileri bozacak şekilde olmamış. Ve bu 2014 yılında Ukrayna'da bir ihtilal meydana geldikten sonra bu tabii biraz bölgedeki dengeleri değiştirdi. Türkiye açısından da bazı zor durumlar meydana geldi. Ha, bir de ayrıca şunu ben eklemek istiyorum. Buyurun. Bu, hani Türkiye'nin arabuluculuk konusuyla ilgili bir çerçeveyi çizmek bakımından Rusya ile Ukrayna arasında olan biten olaylar bir de bizi hangi bakımdan ilgilendiriyor? Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin olması demek, Karadeniz'e Amerikan gemilerinin girmeye çalışması demek. Karadeniz'e Amerikan gemilerinin girmeye çalışması demek de Türk boğazları üzerinde Amerikan baskılarının artması demek. Dolayısıyla tabii ki bu bölgede istikrarın olması bizi çok yakından ilgilendiren bir gelişme. 2014 yılında Ukrayna'da Batı yanlısı gruplar dönemin Rusya'ya nispeten yakın sayılan Cumhurbaşkanı, tamamen Rusya yanlısı değildi o zamanki Cumhurbaşkanı Yanukoviç, fakat nispeten yakın sayılabilecek Yanukoviç'i devirdikten sonra Batı yanlısı gruplar 2014 yılında Rusya'da bir karşı hamle olarak Kırım Yarımadası'nı ele geçirdi. Kırım Rusya açısından neden önemli? Biraz önce bahsetmiştik. Rus Karadeniz filosu Kırım'ın Sivastopol üstünde bulunuyor ve Ukrayna bağımsız olduğu zamandan beridir. Yani 1997'de imzalanan bir anlaşmayla Rusya Kırım Yarımadası'ndan kira sözleşmesiyle yararlanıyordu. Rusya Sivastopol deniz üssünden. Fakat 2014 yılında Batı yanlısı gruplar orada ihtilal yapıp iktidara gelince Rusya eyvah dedi. Şimdi bu ihtilal yapanlar yarın öbür gün oraya alıştıkları zaman bize çıkın buradan diyebilirler. Kira sözleşmesini iptal edebilirler diye ürktüler ve Kırım'ın konumuna baktığımız zaman daha önceki programlarda da konuşmuştuk. İstanbul Boğazı'nın hemen kuzeyinde bir taraftan Tuna Nehri'nin giriş çıkışlarını denetleyebiliyor, öbür taraftan Kafkasya'ya ulaşabilecek durumda Romanya ve Bulgaristan sahilini denetleyebiliyor. Yani mesela Rusya'da bulunan Novorossiysk üssü bu imkanları Rusya'ya vermez. O nedenle Rusya dedi ki bari bunlar yerine oturmadan, alışmadan bu ihtilal yapanlar, biz bir ön hamle yaparak Kırım Yarımadası'nı ele geçirelim dedi. 2014'te böyle bir durum meydana geldi. Bu da yine Türkiye açısından istenmeyen bir durum. Çünkü iki temel sebepten ötürü, bir, sınırların değişmezliği ilkesi var. Yani sınırları öyle herkes bir şekilde değiştirmeye başlarsa bunun ucunun nereye, kime, ne şekilde dokunacağı hiç belli olmaz. Bir, bu açıdan bizim açımızdan da istenmeyen bir durumdur. İkincisi ise Kırım'ın tamamen Rusya'nın Kırım'ın denetimine ele geçirmesi Karadeniz'de bu sefer Rusya'yı fazla güçlü hale getirdi. Türk milli çıkarları açısından baktığımız zaman benim görüşüm, yani Karadeniz'in bir NATO gölü olması da bizim çıkarlarımızın aleyhine bir durum. Çünkü öyle bir durumda boğazlar üzerinde biraz önce konuştuk bir Amerikan baskısı olacak. Fakat Karadeniz'in bir Rus gölü olması da çok Türkiye açısından arzu edilebilecek bir durum. Sayın Berkay, bir şey söylüyorum. Belki söylemek istiyorum. Ben bir genel çerçeveyi hemen anlamak istiyorum. Bu şartlar altında Türkiye orada da bir dengeli politika takip etti. Mesela Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımadı. Fakat diğer taraftan Kırım'a yönelik uluslararası yaptırımlara da katılmadı. Şimdi iki ülkeyle dengeli siyaset derken bir de şunu ayrıca söylemek istiyorum. Mesela her iki ülkeyle, yani hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iyi geçinmek mümkün mü derseniz aslında gayet mümkün. Ve her iki ülkeyle de gayet iyi ilişki kurabilmiş bir ülke var. Hangisi bu ülke? Çin Halk Cumhuriyeti. Ukrayna'nın şu anda bir numaralı dış ticaret ortağı kimdir? Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Rusya'dan oluşan boşluğu Çin bir şekilde tamamladı ve üstelik de hiç biz işte stratejik müttefik oluyoruz, biz böyle dış ticarette çığır açıyoruz, çağ atlıyoruz, şudur budur diye hiç öyle iddialı laflara girmeden, fark ettirmeden Ukrayna'nın bir numaralı dış ticaret ortağı oluverdi ve öbür taraftan Rusya'nın Kırım'ı ilhakını mesela Çin de tanımış değil. Fakat bir taraftan hem Rusya ile ilişkileri var, hem de diğer taraftan Ukrayna ile ilişkileri var. Arabuluculuk konusuna gelecek olursak ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin her iki ülkeyle de iyi ilişkilerin olması tabii önemli. Bölgede istikrarın olması Türkiye'nin de menfaatlerin açısına olduğu için Türkiye'nin bu şekilde barış çabalarına destek vermesi gerekiyor. Fakat bunun önünde şöyle bir engel var diye düşünüyorum. Ukrayna'nın şu anki Ukrayna yönetimi bir öncekine göre, yani Poroshenko, önceki Cumhurbaşkanı Poroshenko 2019'da görevi teslim etti. O daha radikal batı yanlısı biriydi. Zelenski biraz daha ılımlı batıcı diyebileceğimiz bir çizgide. O ayrı bir konu. Yani dolayısıyla daha uzlaşmacı bir çizgide. Fakat bu şartlar altında şimdi iki temel nedenden ötürü biraz bu konu riskli, yani olmayabilir diye düşünüyorum. Bunun iki nedenden birincisi biraz önce bahsettiğimiz Donbas bölgesindeki çatışma. Rusya kendisini doğrudan o çatışmanın bir tarafı olarak görmüyor. Diyor ki Ukrayna yönetimini, Kiev yönetimini, sizin diyor muhatabınız oradaki Rus yanlısı ayrılıkçı gruplardır. Siz onlarla o işi çözün diyor. Fakat kendisi her türlü desteği onlara, o yönetimleri, bölgedeki ayrılıkçı yönetimleri veriyor. Bir, bu konu var. İkincisi ise Rusya karşısında doğrudan muhatap olarak Ukrayna'yı görmüyor. Ukrayna ile olan ilişkilerinde Rusya muhatap olarak Amerika'yı görüyor. Çünkü biraz önce konuşmuştuk. Rus-Ukrayna ilişkilerine Rusya açısından baktığımız zaman mesele neydi? Rusya'nın Batı cephesinin Amerika tarafından çevrelenme stratejisiydi. Yani Rusya diyor ki bütün bu sorunlar Amerika'nın bizi çevreleme stratejisinden kaynaklanıyor diyor ve karşısında direkt muhatap olarak da Amerika'yı görüyor. Ukrayna ise daha dün kendisinden ayrılmış bir ülke olarak, yani daha aşağıda bir ülke olarak görüyor. Bu da tabii ki iki devleti, yani denk taraflar şeklinde bir masaya oturtma projesinin önündeki en önemli bir engeldir. Yani arabuluculuk girişiminden belki şu ana kadar bir sorun, bir sonuç alınamadıysa bunlar ötürü olmuştur. Bir de ayrıca şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bölgede Rusya'nın da bulunduğu barış girişimleri var. İyi, güzel. Amerika'nın tabii ki bu bölgelerden çıkması tabii ki bizim lehimize. Fakat bir de şu var. Diğer barış girişimlerinde Rusya genelde tepede bulunuyor. Diğer ülkeleri bir araya barış getiren ülke durumunda. Fakat kendisinin doğrudan doğruya iki tarafın, yani iki taraftan biri olarak, bir eşit taraf olarak masaya oturması, o daha ayrı bir konu diye düşünüyorum. Yine sorularınız varsa, Sayın Pekin'in bir sorusu vardı. Onu da yanıtlamaktan memnun olurum. Şimdi reklama gitmek zorundayım. Buyurun Sayın Pekin, çok kısa lütfen. Çok kısa. Bizim aracımızda kurulan Black Sea ve Black Sea Harmony vardı. Onlar ne durumda olacaklar şimdi? Yani Türkiye o bölgede bir kendine göre bir denge kurmuştu ya. Ama bütün o dengeler bozuldu şu anda. Peki. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara sevgili izleyiciler, ardından burada olacağız. Haber merkezi kaldığı yerden devam ediyor. Ukrayna-Rusya gerilimi üzerinden bölgede yaşananları konuşuyoruz. NATO'nun genişlemesini konuştuk ve bölgeye sirayeti ne olur dedik. Bunu sorguladık. Suallerim oldu konuklarıma bu anlamda. Ukrayna-Rusya ilişkilerini masaya yatırdık. Şimdi Kırım'ı ele alalım istiyorum. Ben Mehmet Perinçek'le devam etmek istiyorum. Sayın Perinçek, şimdi gelelim Kırım mevzusuna. Önemli bir sorun Kırım. Şimdi NATO'nun genişlemesini isteyen bir siyaset ya da bir anlayış Kırım'ı da tanımaz diye düşünüyor insan ister istemez. Ama bir yandan bakıyoruz işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide kurtuluş savaş vurgusu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de kararlı mücadele, emperyalizme karşı ciddi anlamda Türkiye'nin gösterdiği mücadele ve emperyalizmin maşaları, FETÖ'ye, PKK'ya karşı bugün Türkiye'nin verdiği mücadele, yine Suriye'ye yapılan harekatlarla orada kurulmak istenen sözde Kürdistan ama aslında 2. İsrail devletini ortadan kaldırma mücadelesi, Mavi Vatan'daki kararlılık, işte yükselen Asya vurgusu. Tüm bunlara baktığımızda bir yandan da işte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz yönünde yapılan açıklamalar, Türkiye'nin Ukrayna politikası, Kırım'ı tanımaması, tüm bunları alt alta koyduğumuzda şu anda tam da Türkiye'nin Kırım'ı tanıması gereken bir süreçten geçmiyor muyuz efendim? Ne dersiniz? Yani şimdi burada yine Türkiye'nin kendi menfaatlerinden değerlendirmek, o pencereden bakmak lazım. Şimdi Türkiye aslında Karadeniz ve Akdeniz'e baktığımızda tek bir cephe, Doğu Akdeniz'e baktığımızda tek bir cephe olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'den ve Ege üzerinden kuşatılırken aslında diğer taraftan Rusya da kuşatılmış oluyor. Hatta orada Amerika bir ağırlık sağladığı takdirde boğazlar üzerinden Karadeniz'e girme şansını daha da kolaylaştırıyor. Ve Türkiye'nin aslında Doğu Akdeniz'deki mücadelesi sadece kendi nam ve hesabına da değil, KKTC'nin de aynı şekilde bu iki ülke, hem KKTC hem Türkiye kendi egemenliklerini ve kendi haklarını ararlarken aslında tüm Avrasya coğrafyasının da çıkarlarını savunmuş oluyorlar. Evet. Çünkü ABD'nin orada yine bir hakimiyet sağlaması demek, Orta Doğu üzerinden Asya'nın içlerine girmesi anlamını da taşıyor. Şimdi aynı mesele Karadeniz açısından da geçerli. Karadeniz'de Rusya kuşatılırken ABD tarafından, diğer taraftan Türkiye'de kuşatılmış oluyor. Bu bakımdan Türkiye ile Rusya'nın Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'deki çıkarları örtüşüyor ve aslında bir kader birliğinin olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da aslında Türkiye ile Rusya'yı Doğu Akdeniz ve Karadeniz konularında da bir birlikte hareket etmeye de zorluyor. Şimdi bu birlikte hareket etme nasıl olabilir? İki bölgenin de en yakıcı sorunları, biri KKTC Kıbrıs sorunu, bir tanesi de Kırım meselesi. Şimdi burada iki ülke birbirlerine doğru adımlar atabilirler ve attıkları bu adımlar birbirlerine verecekleri bir taviz anlamına da gelmeyecektir. Çünkü Karadeniz'de siz ABD'nin manevra alanlarını kısıtladığınız zaman Rusya'ya bir iyilik yapmıyorsunuz. Kendi çıkarlarınızı da yerine getirmiş oluyorsunuz ve kendinize yönelik kuşatmayı da kırmış oluyorsunuz. Aynı şey Rusya açısından da geçerli. Rusya Doğu Akdeniz'de ABD'nin planlarına karşı hareket edecek olursa orada KKTC'nin egemenliğini pekiştirecek ve onu tanıyacak adımlar attığı takdirde o zaman Rusya Türkiye'ye bir kıyak geçmiş olmuyor argo tabirle veya ona bir iyilik yapmış, yes yapmış olmuyor. Hayır, KKTC'nin egemenliği bizzat Rusya'nın kaderinde, Rusya'nın çıkarlarını da ilgilendiriyor. Çünkü orada KKTC'nin Atlantik cephesi tarafından yutulması, ortadan kaldırılması demek Kıbrıs adasının Amerikan İngiliz üssüne dönmesi demek. Ve oradan da Suriye'si, Irak'a, ondan sonra Kafkaslara kadar bir hattın açılması, oradan da Orta Asya'ya kadar gidecek, Rusya'ya yönelik kuşatmayı da tamamlayacak bir hattın oluşması anlamına gelecek. Bu bakımdan Karadeniz'de ABD planlarını bozmak, Kırım veya Ukrayna meselesinde ABD planlarını bozmak, KKTC konusunda da yine Amerikan planlarını bozmak iki ülkenin de doğrudan çıkarlarına, yani burada bir uzlaşma veya burada bir geri adım söz konusu olmayacak. İki ülkede burada attığı adımlarla kendi çıkarlarını hayata geçirmiş olacaklar. Bu bakımdan Kıbrıs ve Kırım meselelerinde ufak adımlarla ya da çeşitli adımlarla birbirlerini yapabilirler. Yani şimdi mesela Putin Erdoğan'ı Kırım'daki cami açılışına davet etmişti. Buna olumlu bir yanıt verilebilir. Bunun karşılığında da bir Rus heyeti KKTC'ye gelebilir. KKTC'nin veya Kırım'ın Türk iş adamlarına ve Rus iş adamlarına sunabileceği çok önemli fırsatlar var bu ekonomik kriz koşullarında. Kırım'ın yeniden yapılandırılması söz konusu burada. Türkiye'nin inşaat firmalarına, müteahhitlerine, yatırımcılarına veya iş adamlarına çok sayıda iş düşebilir. KKTC'nin de Rus iş adamlarına sunabileceği çok büyük fırsatlar var. Çünkü Rusya'nın bugün Güney Kıbrıs'ta da ciddi sorunları var. Özellikle Avrupa Birliği'ne girilmesinden sonra oradaki mevzuatın değişmesi, finans konularındaki bankalar meselelerindeki de Rus paralarının orada daha da kontrol altına girmesi ve ABD'nin bu konuda Güney Kıbrıs'ı kullanması ve hatta Güney Kıbrıs'a ABD biliyorsunuz silah ambargosunu kaldırırken ona şunu şartı sundu. Dedi ki sana silah ambargosunu kaldırırım ama karşılığında da sen de Doğu Akdeniz'de Rusya'nın yayılmasına karşı veya oradaki hareketliliğine karşı bizle birlikte hareket edeceksin. Aynı şeyi Yunanistan'a da söylüyorlar. Dolayısıyla Yunanistan ve Güney Kıbrıs sadece Türk düşmanlığı yapmıyor orada. Diğer taraftan Rusya'ya da düşman tavır alıyor. Moskova'nın da bunu net bir şekilde görmesi lazım ve KKTC'nin egemenliğinin bizzat kendisini ilgilendirdiğini ve bizzat kendi çıkarlarıyla doğrudan orantılı olduğunu hissetmeleri, görmeleri gerekiyor. Türkiye de aynı şekilde Kırım'daki Türk nüfusunun da veya Tatar nüfusunun da çıkarlarını göz önünde bulundurmalı. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye Kırım'la ilişkilerini tamamen kesmiş vaziyette. Ama oradaki orada Türkiye'nin soydaşları var, Tatarlar var, ilişkiler kesik, hava yolları, yolları kapalı. Bunları tekrardan canlandırmak oradaki Tatar nüfusunu da doğrudan ilgilendiren bir mesele. Ve tabii KKTC'yi Rusya'nın tanıması durumunda Türkiye'nin de Kırım konusunda onun Rusya'nın toprak parçası olarak tanıyabilmesi mümkün olacaktır. Ve bu da tabii sonuç olarak somut bir olgunun resmi olarak tespitine dönecektir. Şimdi bugün KKTC'nin varlığını en zorlu zamanlarda bile işte o anlam planının vesairenin en cafcaflı propagandasının yapıldığı zamanlarda bile kaldıramadılar ve bundan sonra da KKTC'nin varlığını ortadan kaldırmak mümkün olmayacak. Bunu Rusya'da görüyor. Yani Ruslara sorsanız KKTC ile Güney Kıbrıs arasında tekrardan birleşme olur mu? Buna hiçbir Rus devletinin üst düzey yetkilisi ihtimal bile vermeyecektir ve vermiyor da. Yani sonuç olarak KKTC diye bir devlet var. Ha bugün, ha yarın ya da 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra da olsa bu tanınmak zorunda kalınacak. Kırım meselesine baktığınızda da şimdi bakın Avrupa diyor ki bu mesele diyalog yoluyla çözülmesi lazım. Şimdi Ukrayna'nın Kırım'ı diyalog yoluyla Rusya'dan alma şansı var mı? Mümkün değil. Yani bu demek Avrupa bile bunu kabullenmiş durumda. Bakın siz diyalog dediğiniz zaman hali hazırdaki durumu, fiili durumu kabul etmiş oluyorsunuz. Yani ya şunu diyeceksiniz, biz buraya silahla gireriz, Rusya'yı oradan kovarız, Rus birliklerini geriletiriz ve bunu Ukrayna'ya bağlarız. Şimdi ya bunu teklif edeceksiniz ya da diyalog yolu dediğiniz zaman bu Rusya'da kalsın demektir. Yani fiili olarak bu demektir. Sonuç olarak orada da bu nokta eninde sonunda Türkiye Kırım'ı bir Rus toprağı olarak tanıyacak. Rusya da eninde sonunda bunu KKTC'nin egemenliğini tanımak zorunda kalacak. Şimdi bunu Türkiye ile Rusya ne kadar erken yaparsa ve ne kadar bu konuda bir işbirliği içerisine girerse o kadar da kendi çıkarlarını hayata geçirirler ve bölgenin refahını da, istikrarını da, barışını da en kısa zamanda sağlayabilirler. Bu bakımdan Karadeniz ve Doğu Akdeniz, Türkiye ve Kıbrıs meselesi ve Kırım meselesi masaya oturulduğu takdirde ve birlikte ele alındığı takdirde Türkiye ve Rusya için bir ayrılık değil, bir birleşme noktası, bir işbirliği noktası olabilecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Perinçek. Sayın İsmail'e sormak istiyorum efendim. Rusya'nın KKTC'yi tanıması, Türkiye'nin de Kırım'ı tanıması bölgede olumlu anlamda tüm denklemleri değiştirir mi size göre? Ve bugün Türkiye'nin izlediği Kırım politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne şekilde ilerlemeli? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica Tabii ki biz uzmanlarız ve uzmanların da farklı bakışları olabilir. Ben burada Mehmet Bey'e katılmıyorum. Yani Kırım'ın tanınması meselesinde nedeni şu. Bu meselede biz uluslararası hukuk çerçevesinden hareket etmek zorundayız. Bugünkü şartlarda zaten yaptırımların da temel meselesinde yatan esas mesele bir devletin başka devletin arazisini ilhak etmesi ve işgal ve sonra ilhak edilmesi meselesi de Türkiye'de burada tutumunu açık ve net söylüyor. Tabii ki yaptırımlara katılmıyor. Katılmaması nedeni de doğru. Çünkü bu sorunu Türkiye yaratmadı. Yani bu sorunun arkasında duran Batı, özellikle Avrupa Birliği, Amerika ve diğer taraftan Rusya'dır. Yani bu önemli bir mesele. Öte yandan Kırım meselesinde tüm uluslararası hukuk anlaşmalara aykırı bir davranış var. Hatta Rusya kendi Ukrayna'ya olan anlaşmasını ihmal veya ihlal etmiş durumda. Bu bir mesele. Öte yandan Kıbrıs'ın tanınması meselesi Rusya tarafından böyle bir şeyler bazen atılıyor ama işin gerçeğine biraz daha realli gözden bakmak lazım. Tabii ki bugün Rusya ile ilişkilerimiz gayet iyi. Son yıllarda da çok sık sık bizim devlet başkanları görüşüyor. Görüşme nedeninin de esas sebeplerinden biri zaten Rusya ile olan meselelerde sorunları minimize etmek. Yani şu anda sorunlar az değil. Yani biz farklı cephelerdeyiz. Barikatların veya kutupların farklı noktasından birbirine bakıyoruz. Bugün Rusya ile aramızda çok ciddi işbirliğiyle birlikte enerji alanında özellikle problemler de var. Yani bu ister Karadeniz bölgesinde olsun, ister Güney Kafkas bölgesinde olsun, aynı şekilde Akdeniz'de olsun. Yani bugün Rusya ile bu kadar temasta olmamızın nedeni, bir yandan diyoruz Amerika bizi kuşatıyor, öbür taraftan Rusya da bizi kuşatmaktadır. Yani Suriye'de Rusya'nın varlığını unutmak gerekmiyor. Yani orada var, aktiftir. Sadece Türkiye ile dengeler, uçak krizinden sonra dengeleri tespit etti Rusya'da. Anladı ki Türkiye ile kolay kolay böyle nasıl diyeyim gövde gösterisi yaparak meseleni çözemezsin. O zaman böyle yani siyaseten de çözmeye çalışıyoruz sorunları. Öte yandan Libya'da sorunlarımız var, diğer bölgelerde var. Akdeniz bölgesinde de yani Rusya'nın Türkiye'ni tam desteklediğini söylemek biraz doğru değil. Yani ileri yönelik belki olabilir bazı şeyler ama dediğim gibi burada bir yandan biz arabulucu olmak isterken söylediğimiz bir mesele, diğer yandan uluslararası hukuk açısından Kırım'ın Ukrayna'ya bağlı olduğu bir arazi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu dünya böyle görüyor. Yani siz aynı şekilde bunu uygularken gereksiz yere yani bu yaptırımların kendinize yönelmesine neden olacaksınız. Birincisi demin öyle hava yolları ve deniz yolları açısından baktığımız zaman uluslararası camianın tanımadığı ve uluslararası hava kurumlarının ve uluslararası deniz taşımacılık kurumlarının tanımadığı bir araziye siz hiçbir zaman direkt uçak veya şeyi gönderemezsiniz, gemi gönderemezsiniz. Hemen yaptırım uygulanır ve dolayısıyla sizin tüm havacılık sektörünüz ve denizcilik sektörünüzde böyle yaptırım altına düşmüş olur. Ekonomik olarak bu cazip değil, bu bir. Yani ekonomik boyutunu böyle söyleyelim. Siyaseten de tabii ki Karadeniz bölgesinde eğer biz denge politikasını takip ediyoruzsa şu anki var olan düzenin bu şekilde devam etmesi, yani statükonun çok da değişmemesi Türkiye'nin işine yarıyor. Türkiye için önemli olan Karadeniz, yani Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede gerilimin tırmanmaması. Hatta açığını söylemek gerekirse gerilimin varlığı bile Türkiye'nin daha çok işine yarıyor. Ama bunun tırmanması tehlike boyutuna gelir. Yani statükonun hiçbir zaman değişmesi, aynı yöntemi Rusya kendisi kullanıyor birçok bölgelerde. Yani şimdi şu var, biz Türkiye açısından baktığımız zaman çıkarlar doğrultusunda veya ne diğer meselelerde biz hemen heyecana kapılıyoruz. Yani bazı söylemler var ki bunları dikkatle okumamız ve anlamamız lazım. Yani şimdi bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyoruz, haklı da eleştiriyoruz. Amerika gerçek anlamda Suriye'de bir terör örgütü üzerinden, yani yıllarca ideolojik mübarize yapardığı bir terör örgütünün, yani ideolojisine karşı mübarize yapardığı bir terör örgütünden şu anda işbirliği kurarak uyduruk bir devlet yaratmaya çalışır ve bunun da adını güya Kürt halkının menafei doğrultusunda yapıyor ifadesi var ki bunun hiçbir ilgisi yok. Yani kendi çıkarları doğrultusunda orada bir devletçi kurarak oranı da bir böyle diyelim forpost veya alan olarak kullanmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Yani aynı şeyi şu anda Rusya vazgeçti, yani PKK'yı kullanmakta. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarındaki yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya aynı terör örgütünü kullanır. Ne kadar politikalar ters düşse de kullanma ve yöntem, Türkiye'ye karşı politikalarda aynı şeyi yöntemi kullanıyorlar. Öte yandan Libya'da o çıkar çatışmalarını da gördük. Yani orada Türkiye dünyaca, yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti desteklerken Rusya, dikkat ediyorsunuzsa bazı batılı ülkelerden ters düşse de ama Haftar konusunda açık şekilde işbirliği yapmaya çalışıyor ve diğer meseleler var. Yani Türkiye Libya'da olmasaydı orada normal seçimlerin bile yapılması imkansız hale gelecekti ve Haftar gerçek anlamda tüm Libya'yı ele geçirmiş olacaktı. Ve diğer konular. Yani burada bizim birçok alanda ister Akdeniz bölgesi olsun ister Karadeniz'de Rusya ile çok ciddi şekilde karşı karşıya geldiğimiz meseleler var. Ona göre demin burada bizim Rusya ile stratejik işbirliğimiz var değilmesi bile bana göre biraz erken tabirdi. Vardı, böyle bir fırsat vardı. özellikle Rusya tarafından vizelerin kaldırılması ve diğer meselelerin gündeme getirilmesi döneminde gerçek anlamda Türkiye-Rusya ilişkileri stratejik boyuta gidiyordu. Fakat biliyorsunuz ki Kırım'ın ilhakı, ondan sonra Rusya'nın Suriye müdahalesi ve burayı müdahale yaparken, askeri güç yaparken Türkiye'nin çıkarlarını dikkate almaması ciddi bir krize neden oldu. Biz ona uçak krizi, yani aslında uçak krizi de demek değil, kolay değil. Bombardıman uçağıydı. Yani o bizim arazimize geçen, biz düşürdük. Ondan sonra kriz yaşandı. Hala bizim ilişkiler o kriz öncesi, yani uçak krizi öncesi duruma böyle gelmiş şekilde değil. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Ona göre bizim Rusya ile işbirliğimiz taktiksel işbirliğidir. Rusya da bunu güzel biliyor. Şu anda Türkiye Rusya için aslında bir dünyaya açılan kapıdır. Yani Türkiye'yi kaybetmek Rusya'ya tamamen kapana sıkışmış durumda olması anlamına gelir. Yani biraz real açıdan değerlendirmeye çalışıyorum. Yani ben de zaten programın ilk başında söyledim. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri iyi olmak zorundadır. Yani biz Avrasya'nın iki büyük devleti gerçek anlamda işbirliği yapmak zorundayız. Ve bu da yapılacaktır. Yani bir de Kıbrıs meselesini Kırım'la kıyaslamak da doğru değil. Çünkü bununla ayrı ayrı vakalar, ayrı ayrı siyasi gidişatlar. Biliyorsunuz Kıbrıs'ın durumu çok farklı. Orada bir farklı boyut vardı. Türkiye'nin oradaki hakları tamamen farklı. Kırım meselesi tamam başka bir durumdur. Yani burada bu tür vakaları kıyaslamak doğru değil. Öte yandan Güney Kafkas bölgesine gidelim. Yani bugün Türkiye'nin önerdiği Azerbaycan'la birlikte 3+3 meselesi vardı biliyorsunuz ki. İran böyle sıcak bakmıyordu. Şimdi Moskova'da toplantı yapılıyor ama Gürcistan katılmadı. Gürcistan'ın katılmamasının nedeni Rusya olan ilişkileri. Yani biz Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz bir yandan. Öte yandan da bu öneriyi teklif ediyoruz. Gerçi burada şu avantajı var Türkiye'nin. Türkiye'nin 3+3 dediği, yani Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan mekanizması normal çalışıyor. Yani burada sıkıntı yok. Dolayısıyla 3+3 yerine 3+2 olduğu zaman Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan'ı orada zaten temsil ediyorlar. Çünkü Gürcistan her iki devlet toprak bütünlüğünü tanıyor. Burada mesele değil. Ama dediğim gibi bu tür meselelerde, yani Karabağ meselesinde biliyorsunuz ki Türkiye tamamen Azerbaycan'ın yanında yer almış ve bunun politikasının Rusya'yla da karşı uygun gelmiyor. Öte yandan Merkez Asya meselesinde de aynı şekilde Türkiye'nin mesela son isim değişerek ortaya attığı Türk Devletleri Teşkilatı meselesi gibi bir mesele Rusya'da rahatsızlık yaptı. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı hediye ettiği o Türk Dünyası haritası ise zaten sensasyona dönüştü. Neredeyse Türkiye'nin Turan politikasına suçlamaya başladılar ki biz de oradaki basın kuruluşlarına, diğerleri açıklamaları şunu ifade ettik. Yani bu bir realitedir. Yani Rusya içerisinde gerçekten Türkler yaşıyor. Bu reallıktır. Ama bunu paylaşırken de herhangi bir arazi iddiası yok. Türk Devletleri Teşkilatı ise zaten buna üye olan ülkelerin bir kısmı da aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği üzvü, aynı zamanda Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü üyesidir. Yani şimdi bu tür meselelerde görüyorsunuz. Avrasya mekanında böyle Rusya'nın yürüttüğü kendine has politikalar var. Yani bölgesel politikalar var. Avrasya Ekonomik Birliği meselesi. Orada mesela Türkiye'ye ne davet var ne teklif vardı. Aynı şekilde Türk Devletleri Teşkilatı meselesinde Türkiye'de aynı şekilde bu cüt davranmak zorundadır. Yani şimdi biraz ben bu açıdan meselelere daha real, daha pragmatik bakarak işin gerçekçi boyutuna yapalım. Eğer biz bölgede gerçekten de bir bölgesel güç olmak istiyoruzsa bunu yaparken de elimizde olan en önemli silahlardan biri uluslararası hukuktur. Onu kullanarak, ondan faydalanarak, onun üzerinden hareket ederek. Çünkü bu meselede kimse size herhangi bir şey yapamaz. Yani çünkü uluslararası hukukun dışına çıkmıyoruz. Karabağ meselesinde Azerbaycan'ı desteklemede Türkiye'nin çok eleştirdiler, çok şey yaptılar ama niye böyle lafın ötesine geçemedi bu mesele? Nedeni şuydu: Türkiye, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tanınmış arazi bütünlüğü, toprak bütünlüğü hareketiyle hareket ediyordu. Yani yasal, uluslararası hukuka dayanarak hareket ediyordu. Ona göre kimse bu meselede suçlayamaz. Aynı şekilde Libya meselesinde ve diğer konularda. Yani bizim elimizde şu anda bu uluslararası hukuk çok önemli silahtır bizim devlet için. Yani bundan faydalanarak hareket etmemiz lazım, realiteye ciddi bakmamız lazım. Kırım meselesine de bir tekrar dönerken şunu da ifade etmem lazım. Aslında Türkiye için önemli mesele Kırım Türklerinin orada yaşayışı durumudur. Yani hatırlatmak istiyorum ki yani Kırım'ın ilhakından önce de Ukrayna böyle Kırım Tatarlarının orada özerkliğini tanımadı. Biliyorsunuz ki Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin ana vatanidir ve orada esas yerel ünsür de Kırım Tatarlarıdır. Maalesef ne Ukrayna devleti ilhaktan sonra da Putin yönetimi vaat etse de orada herhangi bir özellik, onlar da bunu vaadi yerine getirmediler. Şu anda Kırım'da ciddi şekilde Rusya askeri yığınak yapıyor. Bu askeri yığınak Türkiye açısından tehlikeli bir meseledir. Unutmamak gerekiyor ki Türkiye aynı zamanda NATO üyesi ülkedir. Ya olası bir Rusya-NATO karşı durmasında da Türkiye'nin 5. maddeden hareketle NATO üyesi olarak hareket etmesi lazım. Yani bu meselelere baktıktan sonra evet, biz... evet. Sayın İsmail, toplayalım yani lütfen. Bunu şunu evet, toparlayalım. Tamamlıyorum. Zaten cümlenin. 5. madde... Evet Sayın Pekin, şimdi size geleceğim. Zaten sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Zaman zaman aksaklık oluyor. Yani bunu evet, tamamlamak istiyorum ki yani Türkiye'nin yani ben genel anlamda çıkabilecek ciddi çatışmadan söz konusu. Yani lokal bir sorunda tabii ki Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder. O ayrı bir konu ama olası bir savaş durumunda yani ciddi bir savaş durumunda Türkiye NATO üyesi olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmek zorunda olacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Bunlar hepsi tartışmadır ama dediğim gibi biz yine de bölgede bir güç olarak yine o denge politikasını takip ederek arabulucu olmaya çalışmamız, gerilimin tırmanmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Yani bu nedenle biz hem Ukrayna ile hem Rusya ile ilişkilerimizi de sıcak ve iyi tutmamızda fayda vardır. Peki çok teşekkür ediyorum. Sayın Pekin, buyurun efendim. Ne söyleyeceksiniz? Katkıda bulunmak istediniz sanırım. Buyurun. Ben şunu söylüyorum. Buyurun. Beşinci madde konusu o bölgede NATO bir taarruz yaparsa o kendi bileceğiz. Kim taarruz yaparsa Türkiye'de ona katılmak durumunda değil. 5. maddeyi falan da işletmezler bu konuyla ilgili. NATO ülkesine bir saldırı olması gerekiyor. O bölgede Bulgaristan'a veya Romanya'ya saldırı olmadı. Amerika'nın ya da bir NATO ülkesinin Rusya yapacağı saldırı 5. maddenin işletilmesine yapmaz. Otomatik olarak izin vermez ve dolayısıyla Türkiye 5. madde gereği öyle bir harekata katılmaz. Yani öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet. Yani 5. madde her yerde geçerli bir madde değil. Yani Sayın Pekin herhalde dinlemedi. Ben olası ciddi çatışmadan diyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile çatışarsa. Ya şöyle. Yani bu ihtimaldir. Yani burada olası böyle bir ben yani şöyle biz ihtimali söylüyoruz burada. Yani biz demiyoruz ki kesin olacak. Ben ilk başta da söyledim ki çatışma ihtimali vermiyorum. Yani mümkün değil çünkü Rusya ciddi bir devlettir ve ne istediğini iyi biliyor, yığınak yapıyor, baskı yapıyor, o ayrı bir konu. Ama öte yandan yani ihtimalleri de söylememiz gerekiyor. Yani bunları dışlamak doğru değil. Yani katılıp katılmama da tabii ki olası durumda karar verilecek. Evet. Ama ihtimalleri unutmamak gerekiyor. Yani tabii ki sizin farklı görüşünüz var, bizim de farklı görüşümüz var. Sayın Pekin buyurun. Hayır, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yla NATO'yla yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yla çatışması durumunda Türkiye NATO ile birlikte hareket etmek durumunda değil. Yani Amerika'ya yönelik bir saldırı olursa tamam. NATO'nun 5. maddesi açık. Tamam. Peki Sayın Pekin siz bu Kırım bu konuyu gidiyor zaman yine sağlıklı duyamıyorum. Şimdi geldi. Evet. Buyurun. Tamam devam ediniz lütfen. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Bence de Türkiye'nin Kırım'ı tanıması söz konusu olmaz. Türkiye kendi menfaatlerini düşünmek durumunda ve mevcut dengeleri düşündüğü zaman Kırım'ı tanıyıp sonra Türkiye tek başına değil. Yani Kırım'la ilgili başka ülkeler de var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'li başka ülkeler de var. Nitekim en son sanırım Mitsotakis'le görüşmesinde Sayın Kredi diyor ki biz iki toplumun iki taraflı bir şeye razıyız. Yani iki devlet falan demiyor. Yani tanırız, ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız demiyor. Açık açık şeyde şimdiye kadar Avrupa ne söylüyorsa, Amerika ne söylüyorsa aynısını tekrar ediyor. Yani farklı bir şey yok. Farklı bir düşüncesi de yok şu anda Rusya'nın. Yani bu bir konu. İkincisi Türkiye Ermenistan'ı şeyi tanıdığı zaman Kırım'ın şeyini tanıdığı zaman, ilahını tanıdığı zaman yani kendisine yönelecek olan çok büyük sorular var. Türkiye o zaman Rusya'ya karşı Karadeniz'de nasıl bir denge kuracak? Nasıl Rusya'ya hayır diyecek? Çünkü biz iki eşit güç değiliz. Birisi süper bir güç şeyi var. Elinde nükleer silahlar var. Türkiye bu nükleer silahlar dolayısıyla denge sağlamak için NATO'ya girmiş zamanında. Şimdi hadi diyelim ki NATO'ya ihtiyaç olmasa bile Türkiye yine denge sağlamak için belli güçlere ihtiyacı var. Yani bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile şey arasında bir karşılıklı tarama şeklinde düşünmek çok anormal. Öbür tarafta baktığımız zaman Rusya'nın hem Güney Kıbrıs yönetimiyle hem de Avrupa ile ilişkileri var. Çok ilişkileri var. En başta Almanya'ya karşı. Yani Rusya'nın Almanya'ya yaptığı ihracata bakın. Ya da oradan aldığı ithalata bakın. İşte doğalgaz Kuzey 2 projesi var. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bu sefer Türkiye Rusya herhangi bir şey yaptığı zaman Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin ambargosuyla karşılaşacak. Yani böyle bir şey gerçekten çok zor. Yani ve ne Türkiye ne de başka bir ülke Rusya'yla ne Karadeniz'de ne Doğu Akdeniz'de tek başına kalmak isteyebilir. Yani mutlaka bir denge sağlamak durumdayız. Denge sağlamak için de yani böyle sanki değiş tokuş yapıyormuşuz gibi bir şeyle herhangi bir konuyu böyle bakmak, yani hem askeri açıdan hem stratejik açıdan hem de ekonomik açıdan böyle bakmak bana göre bizi yanlış yönlere sevk eder. Ben de katılıyorum. Türkiye dengeleri muhafaza ederek, kendi menfaatlerini kullanarak bu işe bakmalı ve bu aşamada kesinlikle yani uluslararası hukukun evet bir tarafta bizi koruyor ama bırakın uluslararası hukuku bir de kendi menfaatlerimiz açısından yani biz daha kıta sahasımızı, Ege'deki karasularımızı, ondan sonra Akdeniz'deki bölgemizi, bu menfaat bölgesi kimseye kabul ettirememişiz. Yani Rusya'da, Suriye'deki durumumuz belli. Evet, çatışıyoruz, zaman zaman konuşuyoruz. Ama bu gayet doğal bir şey konuşmak. Yani savaşacağımızda konuşuruz. Bu ayrı bir konu ama karşı tarafın yaptığı işleri kabul etmek, ondan bir şeyler istemek bana göre bu aşamada üzerinde durulmaması gereken konular, çok dikkat etmemiz gereken konular. Bu bizi taraf yapar. O zaman taraf yaptığı zaman da sorunlu oluruz. Yani Rusya ile Türkiye'nin Karadeniz'de tek başına kaldığını düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl etkileyeceksiniz Rusya'yı? Şu anda arkanızda Amerika Birleşik Devletleri var ya da başka şeyler ya da Rusya bu işleri yaparken sizin arkanızda kimler var? Onlara bakıyor. O dengeye bakarak siz bir şeyler yapıyor. Olmasa çok farklı şeyler olabilir. Yani Rusya'nın Yunanistan politikası, Rus politikası, Rus politikası, Orta Doğu politikası, Güney Kafkasya politikasını dikkatle incelememiz lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Yani biraz evvel söylediniz ya. Yani Rusya nereden bakıyor olaya? Dediniz ki Batı kuşatıyor. Ukrayna nereden bakıyor? İşte İsmail Hoca söyledi. Şeyden bakıyor. Kendisinin Batı'ya katılmasından bakıyor. Avrupa Birliği, NATO'ya katılmasından bakıyor. Peki biz bütün olaylara nereden bakıyoruz? Türkiye kendi menfaatinden bakıyor. Türkiye'nin kendi menfaati nedir? Karadeniz'de dengenin bozulmamasıdır. Yani dengenin neye karşı bozulmaması? Rusya'nın şu anda olduğu gibi tek başına Karadeniz'de çok güçlü bir duruma gelmemesidir. Yani bunun için Türkiye yaptı zamanında. Black Sea 4 diye Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden gemilerinden bir daimi deniz gücü kurmuş. Ondan sonra istihbarat sağlamak üzere Black Sea Harmony dediğimiz bir sistem kurulmuş. Ama hala faaliyetler, Amerika'nın Ukrayna'daki faaliyetleri, arkasından Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Donbas'taki olaylar dolayısıyla ve Gürcistan'daki olaylar dolayısıyla şu anda bu olaylarda şu anda hem Black Sea Four hem de Black Sea Harmony bir tarafa atılmış durumda. Yani Türkiye'nin hesabı farklı. Türkiye Karadeniz'de NATO dahil hiçbir gücün, yani bir gücün girmesini istemiyor. Sadece bu bölgede kıyısı bulunan ülkelerle bu işi yeni değerlendiriyor. Buna şimdi bir taraftan Amerika, bir taraftan Rusya çomak soktuğu için Türkiye'nin de bunlardan birisini tercih etmesi durumunda Türkiye burada çok zor durumda kalabilir. Yani Doğu Akti, Kıbrıs olayı çok farklı bir olay. Kıbrıs olayında bütün Avrupa Birliği Kıbrıs'la ilgili Türkiye'yi karşılanmış durumda. Türkiye'nin haklı nedenleri var ama bir türlü hiç kimse Türkiye'nin iki devletli bir yapı, Kıbrıs'ı istediğini belirtmesine rağmen destek olmuyor. Yani şu ana kadar çok büyük destek yok baktığımız zaman. Türkiye bunun şartlarını hazırlamaya çalışıyor. Yani zaten iyi niyetle böyle bir şey olmaz. Yani gel sen bu konuda bunu tanı falan olmaz. Yani dengeleri kurarsınız. O dengeler size ister istemez Kıbrıs'ın tanınması. Yarın Ege'de, Doğu Akdeniz'de Rusya'ya yönelik, Rusya'nın aleyhine ya da Rusya'nın lehine bir şey olur, bir denge bozulur. O dengeyi tamamlamak için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kendisi gelir. Kıbrıs'ı çözelim, iki devletli bir toplum olsun diye. Yani olaylara böyle bakmamız lazım. Böyle bakmazsak, yani yoksa rica ettik şöyle oldu, rica ettik böyle oldu falan. Bu şey değil. Yani gerçek, real dengeler üzerinden bakmamız gerekiyor. O dengeler yaratılmadığı sürece siz ne derseniz deyin, ne kimse Kıbrıs'ı tanır, ne tanır, Kırım'ı tanır, bağımsızlığını tanır. Yani bu işi zor. Peki Sayın Pekin, toparlayalım lütfen. Lazım. Son cümlelerimiz olsun. Uygun konjonktörü beklememiz gerekiyor. Uygun konjonktörü beklersek, o zaman hazır olursak, o zaman bir şeyler yapabiliriz diye değerlendiriyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ama ezbere bir şey olmaz yani. Biz bunu yapalım, o da bunu yapsın. Tamam, peki. Sayın Berktay, siz neler söylemek istersiniz Kırım politikasına ilişkin Türkiye'nin son olarak? Buyurun. Sanıyorum yine mikrofonunuz kapalı Sayın Berktay. Evet, şimdi konuşabilirsiniz. Buyurun Sayın Berktay, duyabiliyor musunuz beni? Açtınız mı mikrofonunuzu? Evet, tamam, evet, şu anda şimdi duyuyoruz. Buyurun. Şikayet. Genel olarak Sayın İsmail Hakkı Pekin'in bahsettiği onun çekincelerine ben de genel olarak katılıyorum. Kırım ve Kıbrıs meselesine geldiğimiz zaman ve bir de Kıbrıs'a geldiğimizde 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti kendine özgü statüye sahip, yani sui generis statüye sahip bir devlet durumundaydı. Yani diğer devletlerden birkaç açıdan ayrılıyordu. Birincisi, egemenliği kısıtlı durumdaydı. Çünkü Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlüğü var. İkincisi, adada bir tek Kıbrıs halkı değil, iki ayrı halkın kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğu daha en baştan kabul edilmişti. Ve zaten bu iki unsur, yani hem Türkiye'nin garantörlük hakkına sahip olması hem de ayrıca adada bulunan Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaderini tayin hakkına sahip olması 1974 yılında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarını kurtarmasına hukuki zemin teşkil etmişti. Diğer taraftan Kırım'a baktığımız zamansa Kırım 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığı zaman kayıtsız şartsız şekilde Ukrayna'nın bir parçası oldu. Yani hiçbir şekilde mesela Kırım'da şu kadar halk vardır, bunların ayrıca kendi kaderlerin tayin hakkı vardır gibi bir hukuki düzenleme ne Ukrayna'nın iç düzeninde vardı, hukuki düzenlemesinde, ne de ayrıca herhangi bir uluslararası anlaşmada vardı. Ve 1997 yılında Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla da zaten Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü zaten daha önceden de teyit etmişti. Fakat o anlaşmayla artık kesin olarak teyit etmiş durumdaydı. Arada böyle bir fark söz konusu ve eğer Birincisi şunu söylemek istiyorum. Pek çok açıdan Türkiye ile Rusya'nın tabii çıkarları örtüşüyor ve özellikle Orta Doğu'ya baktığımız zaman yani Amerika'nın öyle tek başına buyruk haydutluğu karşısında iyi ki yani Rusya gibi bir dengeleyici unsur var diyorum ben. Irak ve Suriye konusunda öyle diyorum. Fakat Ukrayna konusunda biraz durum farklılaşıyor. Kırım'a baktığımız zaman yani o konuda her konuda bizim tam görüş birliği içinde olmamız gerekmiyor. Rusya ile çatışma içine girmeden fakat her noktada da Rusya ile her görüşümüzün de aynı olması gerekmiyor diye düşünüyorum. Sayın Pekin'in bir söylediği noktaya da katılıyorum. Evet her ne kadar şey olsa da pek çok noktada Rusya ile çıkarımız örtüşse de ve tekrar edeyim ben temel karşıt olarak Batı'yı görüyorum, Amerika'yı görüyorum. Fakat diğer taraftan Türkiye'nin Rusya ile tamamen başa baş kalması da çok istenebilecek bir durum değil. Çünkü güç olarak denk durumda değiliz. O da yani naçizane benim görüşlerimi genel olarak böyle özetleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyorum ve bilmiyorum son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Programımızı kapatmak zorundayım. Buyurun. Buyurun Sayın Perinçek. Şey varsa eklemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin eğer KKTC'yi tanıtmak diye bir derdi varsa ya da bizim bir derdimiz varsa KKTC'yi tanıtacak bazı hamleler ve adımların atılması lazım. Şimdi bir taraftan diyoruz ki burada yapılan konuşmalarda KKTC'yi tanıtacak hiçbir adım atılmıyor. Kimse adım atmıyor. Rusya işte iki devletli çözüme yanaşmıyor. Veya işte bu konuda bir çözüm şey yapamıyoruz, adım atamıyoruz. Ya da Akdeniz'de kendi şeylerimizi kabul ettiremiyoruz. Şimdi zaten bunu bu sorunlara çare olmak açısından Türkiye'nin bu tür hamleler yapması lazım. Türkiye bunları yaptığı takdirde zaten Rusya'yı KKTC konusunda adım attırabilir ya da Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını kabul ettiremiyorsak kıta sahanlığı şu mesele, bu mesele, KKTC meselesi bunu siz zaten Doğu Akdeniz'de Rusya'yı yanınıza aldığınız zaman oradaki güç dengelerini değiştirebilirsiniz ve Fransa'nın, Amerika'nın, işte onların piyonları olan Yunanistan'ın vesairenin oradaki size yönelik baskılarını bertaraf edebilirsiniz. İkincisi real politik deniyor veya işte statiko böyle işte değiştirmek tehlikeli olabilir ya da değiştirdiğimiz zaman Rusya'yla baş başa kalırız. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, Mustafa Kemal hiç böyle düşünmedi. Mustafa Kemal Kafkasya'da aldı. Bütün İngiliz işbirlikçisi hükümetleri Sovyetler Birliği ile beraber temizledi. Bütün oradaki taşlak iktidarında, Gürcü de Menşevikleri de, öbür taraftaki işte Dağıstan'daki oradaki buradaki bütün şeyleri de ortak olarak tasfiye ettiler. Orada mesela Mustafa Kemal şöyle bir şey düşünmedi ya biz Sovyetlerle Kafkasya'da baş başa kalırsak bizi bunlar ezer mi? Hayır, tam tersine. Mustafa Kemal dedi ki bizim esas düşmanımız emperyalistler, Batı, biz bunları ne kadar geriletirsek o kadar. Bu konuda. Son 2 dakikamız bu arada. Son cümlelerimiz lütfen. Yeni bir tartışma açamayız. Hayır yani siz konuyu farklı yere götürdünüz. Türkiye, bu ciddi bir tartışma. Yani doğru değil. Türkiye Rusya'nın lehine Kafkasya Seddi'ni kurduğu için, Rusya'nın lehine bir hareket yaptığı için böyle bir şey oldu. Birincisi bu. Yani ikincisi sizin söylediğiniz konu Mehmet Hocam şeyle ilgili konu yani Doğu Akdeniz'de işte ortaklığın tamamen NATO'dan çıkıp başka bir koruma gelmesi mümkündür. Yani çok büyük bir eksen değişikliği ortaya çıkar bu konuyla ilgili. Yani öyle baktığınız zaman. Rusya'yla donanmalar, Türk donanması, Rus donanması Doğu Akdeniz'e hakim olacak falan. Evet Sayın Pekin. Yani, toparlayalım lütfen. Daha da tartışılır. Başka konularda da bıraktım ama. Evet çünkü zamanımız... Bu kadar. Ben bir şey söyleyeyim. Sayın Perinçek siz tamamlayın sözünüzü lütfen. Yani, evet. Ne kadar oradaki emperyalistlerin, batılı şeylerin uydularını, piyonlarını ne kadar etkisiz hale getirirseniz o kadar kendi milli güvenliğinizi sağlarsınız. Dolayısıyla Güney Kafkasya'da ortadan kaldırılırken de bundan hareket edildi. Yani benim söylemek istediğim o. Evet. Orada tamam bunların bir tanesini orada da tutalım da arada bir Rusya ile aramızda tampon bölge dursun da Rusya ile dengelemek için bazı güçler olsun diye bakılmadı. Hepsi tasfiye edildi ve sonuç olarak orada o birlik sağlandığı için de Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştı. Yani benim anlatmak istediğim mantık o. Evet Sayın Perinçek. Çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Buyurun son cümleniz lütfen. Tabii ki bir dakika lütfen. Birincisi Mehmet Bey'in hatası tarihsel süreçte o dönemde Türkiye Cumhuriyeti yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Zayıf bir noktadır. Dolayısıyla İsmail Bey'in de söyledik, Sayın Komutanımızı da söyledik kimi taviz vererek bunlar yapıldı. İkincisi bugünkü Türkiye siyasi tamamen farklı. Yani dikkat ediyorsunuz da Türkiye Güney Kafkas'ta yer almaya çalışıyor. 103 seneden sonra bir askeri güç olarak Azerbaycan'la birlikte varlığını orada korudu. Azerbaycan'ın davasında onu destek verdi ve bu tamamen farklı şeydi. Yani dönemin tarihsel taviz vermedi Kurtuluş Savaşı'nda. Peki artık yani çıkmamız gerekiyor. Yönetmenim beni uyarıyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Moskova Üniversitesi öğretim üyesi Mehmet Perinçek, Profesör Doktor Toğrul İsmail Bey, size de çok teşekkür ediyorum ve eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, gazeteci, Doğu Avrupa uzmanı Sayın Deniz Berktay, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için, değerlendirmeleriniz için. Bir başka programda görüşmek ümidiyle efendim. Evet sevgili izleyiciler, bir haber merkezi programını daha burada bitirmek zorundayız. Ukrayna-Rusya gerilimi üzerinden aslında Avrasya-Atlantik çekişmesini konuştuk. Bir başka programda yeni konu başlıklarıyla görüşmek ümidiyle efendim. İyi akşamlar, iyi yarınlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.